Merhaba dostlar, ben Edip. 3 Temmuz 2022. Burada 4-5 arkadaşla birlikteyiz. Bunlardan Ferzan, Nevit Ferzan hiç Türkçe bilmiyor. Nevit Ferzan is a guy who doesn't know Turkish. But he is moderating a Turkish debate here. That is first time, I believe, in history of debate that the moderator have no clue what they are talking about. But he will be basically a timekeeper. I'm saying first time, most likely this kind of strange events happen around the world. Most likely other people have done similar, even weirder arrangements. But Nevit, welcome. Nevit, hoş geldin. Nevit, Türkçe bilmiyor. Yani bir moderatör olarak katılıyor. Sadece saat tutacak. Öyle önerdiler. Ben bir başka arkadaş önerdim. Cumhur gelsin dedim. Yok, taraflıdır dediler. Böylece bizim dediğimizi hiç anlamayacak birisi. O yani internet şeyinde, tartışma tarihinde belki de ilklerden birisi oluyor. Nevit Ferzan burada hukuk doktoru, kendisi hukukçu, avukat, iyi bir arkadaş. Burada diğer arkadaşları tanıtayım size. Onlar da kendilerini kısaca tanıtsınlar. İskender Durmaz var, Kadir Eren var. Ondan sonra Soner var, Mehmet var. Soyadlarını yazmamışlar. Bu arkadaşlar aynı zamanda kaydediyorlar bu tartışmayı. Kendi sitelerinde de paylaşacaklar. Bu arkadaşlarla yeni tanışıyorum. Veya da Soner'i daha önce görmüşüm. Surat-ı Şerif'i bana şey değil, yabancı değil. İskender'le de birkaç gün önce konuştum. Belki de kendisiyle daha önce konuşmuş olabilirim ama hatırlamıyordum. Bu tartışma şeyiyle ilgili olarak onunla görüştük. Kısaca biraz konuşma yaptık. Kadir Eren var falan. Buyurun. Yes. Go ahead, Nevit. Set up the time, the rule, if you have any. Thank you very much. Thank you, everybody, for being here. So we want to do this. Basically, we give, I think we agreed, Brother Iskander, is it 5 minutes a person? How did you want to arrange it so it's equal time? Nevit, can I please give a brief introduction before I start my time? Do you have permission? Yes. Okay, first of all, I want to thank Brother Nevit for setting this meeting. Nevit kardeşimize çok teşekkür ediyorum bu konuşmayı ayarladığı için. Konuşma şöyle oldu. Edip abiyle Nevit bir YouTube toplantısı yapıyorlardı. Nevit Edip abiye sordu, hani Türkiye teslim olanlar topluluğuyla neden bir tartışma yapmıyorsun diye. Edip abi de kabul etti. Nevit bana ulaştı, yapar mısınız diye. Ben de tamam dedim, hani kendi adıma kabul ediyorum. Fakat bu çağrı gruba olduğu için, yani Türkiye teslim olanlar topluluğuna olduğu için ben de toplulukta duyuru yaptım, kim katılmak istiyor diye. 6-7 kişi gönüllü oldu. Tabii biz hani 6-7 kişi olunca hani Edip abiyle aramızdaki temel derin din farklılığı çok sağlıklı ortaya çıkmaz diye 4 kişi de karar kıldık istişare sonucunda. Ama her birimiz hani Edip abi 5 dakika, her birimiz 5 dakika konuşmayacak. Yani burada bir adaletsizliğin önüne geçmek için toplam sürenin yarısı Edip abinin olacak, yarısı bizim olacak. Yani biz 5 dakika konuşurken Edip abi 20 dakika konuşmuş olacak. Şunu söylemek istiyorum ki bu toplantı barış ve saygı çerçevesinde olacak. Çünkü biz Kur'an talebeleriyiz. Sadece Kur'an demek, Kur'an'ın her bir ayetine uymak demektir. Kur'an'ın bir ayeti de birbirinizle güzel konuşun söyler ve biz de inşallah buna uyum sağlayacağız. Okay, Brother Nevit, you can start my 5 minutes inşallah. Have you started? Yeah. I have the book for you. So if you can do that, go ahead, starting now. Okay, thank you. Şimdi öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Biz rivayetleri kabul etmiyoruz. Yani hadis zincirini kabul etmiyoruz. Şimdi Buhari Muhammed hakkında bize bir şey söylediği zaman bunu nasıl kabul, pardon,
Ebu Hureyre bize Muhammed hakkında bir haber getirdiği zaman bunu nasıl kabul etmiyorsak, Edip abi de Reşat Halife hakkında copyright'a dayanmayan, videoya, ses kaydına dayanmayan bir rivayet bize söylerse biz bu bizim için geçerli değildir. Edip abi onunla bir sene yaşamıştır, doğru sözlü de olabilir ama copyright'a dayanmayan, delile, görüntüye dayanmayan bu tartışmada bir rivayet olduğu için, nakil olduğu için, zincir olduğu için bu bizim için geçerli değildir. Biz şahsen kendi adıma bütün verilerimi copyright'la korunmuş, direkt Reşat Halife'nin ağzından işleyeceğiniz şekilde sunacağım. Şimdi biraz sadece Kur'an, yani sorumu sormadan önce, yani aslında bu sorum biraz eleştiri veya sorgulama şeklinde bir soru olacak Edip abiye. Şimdi ben 2016'da sadece Kur'an deyince beni çok sevindiren bir şey olmuştu. Sadece Kur'an fikrinin aslında bendeki bir çıkmazı çözdüğünü fark ettim. Ben Sünniyken beni en çok rahatsız eden şey, neden bu kadar çok mezhep, neden bu kadar çok farklılık var? Sadece bir Allah varsa, bir elçi varsa nasıl oluyor da bu kadar çok mezhep var? Ben küçüklüğümden bu yana, yani peygamber Şafii mi, Hanefi mi, Hanbeli mi, Maliki mi, Şii mi, Sünni mi diye sorardım. Neden? Tabii bu bende bir çıkmazdı ve dini sorgulamama yol açan en önemli etkenlerden birisiydi. Şimdi sadece Kur'an'ı, sadece Kur'an fikrini duyunca yani aradığımı bulmuş gibi bir aydınlanma yaşadım. Evet dedim, gerçekten çok mutlu oldum. Yani artık bu bölünmelerin sonu gelecek çünkü nedeni buymuş. Yani insanlar sadece Kur'an demedikleri için bu kadar bölünme varmış. Şiilerle Sünnilerin birleşmesinin yegane nedeni sadece Kur'an. Tabii sadece Kur'an dedikten sonra insanlar iki şeyle karşılaşıyor. Birincisi 19 mucizesi, ikincisi Reşat Halife'nin elçiliği karşılarına geliyor. Şimdi 19 kodunu inceleyip kabul ettim. Ondan sonra Reşat Halife karşıma çıktı. Bunu da inceledim. Tabii Reşat Halife'yi kabul ettikten sonra bu kişinin mesajı ne? Yani Kur'an'dan sonra gelen bu adamın mesajı ne? Sorusunu takip ederek bütün dokümanlarını inceledim. Ama beni asıl şok eden ikinci bir problem ortaya çıktı. Reşat Halife'yi inceledikçe Edip abiyle Reşat Halife'nin bambaşka dinlere inandığını gördüm. Bunu abartmıyorum ve bu beni şok etti. Yani inanılmaz düzeyde farklılıklar var. Zekat, hac, oruç. Oruç demeyeyim de zekat, hac, namaz. Bambaşka dinler tebliğ ediyorlar. Şimdi bu farklılık gerçekten beni şok etti ve bundan sonra hani ikisinin bambaşka dinleri tebliğ ettiğini gördüm. Şimdi Reşat Halife'nin din anlayışını inceleyince çok keskin, net ifadelerle ve tereddütsüz bir şekilde kendini ifade ettiğini gördüm. Şimdi bunu ne demek istiyorum? Bunu daha fiziksel bir şekilde anlatmak için ekranımdan birkaç ayet paylaşacağım. Reşat Halife'nin çevirisinden paylaşacağım inşallah. Şimdi ben ekranımı paylaşıyorum. İnşallah herkes görüyordur. Şimdi 9.33 ayetinde şöyle söylüyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elçisini rehberlikle ve gerçek dinle gönderen odur. Ve bu ayet 3 farklı yerde geçiyor. 48-28 elçisini rehberlikle ve gerçek dinle gönderen odur. 61.9'da diyor ki yine elçisini rehberlikle ve gerçek dinle gönderen odur. Bakın dipnotta Reşat Halife diyor ki bu büyük kehanet bana işaret ediyor. Yani Allah'a şahit göstererek diyor ki ben gerçek dinle gönderirim. Tekrar Allah'a şahit göstererek ben gerçek dinle gönderirim. Yani hani elçilerin bir sözü var ya, Allah benimle sizin aranızda bir şahittir. Şimdi Reşat Halife Allah'a şahit göstererek diyor ki ben gerçek dinle gönderirdim. Ama Edip abi bambaşka bir din tebliğ ediyor. Şimdi şunu sormak istiyorum Edip abiye. Reşat Halife Allah'a şahit göstererek, Allah adına konuşarak ben gerçek dinle gönderildim diyorsa senin takip ettiğin ve tebliğ ettiğin din sahte din olmuş olmuyor mu? Teşekkür ediyorum. Buyur abi. Five minutes. Okay. No problem. Okay. Why? Okay. Şimdi
Din kelimesiyle bence şey diyorsun, yani din denince işte nedir, hac, zekat, bunların teferruatı dindir şeklinde bir anlayış. Ben bunları menasik olarak kabul ediyorum. Yani din, sistem, İslam barış sistemidir. Bu sistem bütün peygamberlerin getirdiği sistemdir. Yani hacın olmadığı zamanki peygamberlerin de dini İslam idi, barış idi. Hac yoktu o zaman veyahut da bu bazı şeyler, menasik şeyleri. Yani İbrahim'den önce de din İslam diniydi. Bununla ilgili ayetler var. İslam barış dinidir. Barış dininin temel prensibi sadece Tanrı'ya kul olmaktır. Adalet, yardımlaşma ve özgürlüktür. Ve dünyada tabii ki barışı gerçekleştirmek için bunlar gerekli koşullardır. Özgürlük, adalet, yardımlaşma ve Kur'an ayetlerini incelersen bunlar zaten Kur'an'ın bütün elçilerin mesajı içerisinde hep bu var. Yani adalet olayı var, haksızlık yapmama, insanları aldatmama, insanlara zulmetmeme, yardımlaşma var, yoksullara yardım etmek, ihtiyaç sahiplerine şey etmek, özgürlük olayı var, kölelerin özgürlüğüne kavuşturulması. Musa en çok tekrarlanan, ismi tekrarlanan peygamberdir. Ve bir de barış, zaten dinin adı barış. Allah ile barış içinde olmak, Allah'a teslim olmak ve bir de herkes için, yani iman etmese bile, Allah'a teslim olmasa bile zihnen toplum içerisinde barışı gerçekleştirme. Müminler hem Allah ile barış içerisinde olur hem diğer insanlarla, ama mümin olmayan barışçılar, barışseverler, Hristiyan olabilir, müşrik olabilir, ateist olabilir, ama onlar da barışsever olabilirler. O da sosyal olarak dünyadaki şey. Şimdi bu açıdan bakınca ayrı din demen bir şey. Din kelimesini yanlış kullanma söz konusu oluyor. Evet, bu konularda kendisiyle bazı farklı düşüncelerim var. Ve bunlar, ben eğer Reşat yaşasaydı inanıyorum tartışabilirdim. Bu konudaki iddialarını, salat, namazla ilgili, hacla ilgili iddialarını Kur'an'dan değil, bir çıkarsama yapıyor. O çıkarsama Kur'an'da detaylar verilmediğine göre bununla ilgili detaylar kabul edilmiş şeklinde bir çıkarsama. Ben bu çıkarsamaya ilk başta katılmıştım. Sonradan yanlış buldum bu çıkarsamayı. Ha, kendi düşüncesinde çıkarsamasında yanılamaz diyemezsin. Birçok yanıldığı noktaları biliyoruz. Ve hatta şu anda mevcut çevresinde de hatalar var. Yani kendi zamanında kendisini sürekli düzelten bir insandı. Sünnilik dininin çocukluğundan beri beynine soktuğu hurafeleri, varsayımları zaman içerisinde keşfettikçe onları düzelten ve nitekim üç çeviri yaptı. Üçüncü düzeltmede kendisiyle birlikteydim başından beri. Onu bitiremedi. 49. surede katledildi. Şeyler tarafından 30 Ocak 1990'da El-Kaide tarafından. Şimdi size bir şey hatırlatmak istiyorum. Reşad'ın görevi Kur'an, başka değil, şey değil, sadece Kur'an'dı. En çok tekrarladığı sözlerden birisiydi bu. 19. Appendix'i şey diyeceğim. 19. Appendix burada. Ha, bu arada bu bana hediye etti, hani otantik copyright diyorsun, el yazısıyla bana hediye ettiği bir kopidir. To my dear brother and companion in jihad, Edip Yüksel. May God bless you. 8-25, August 25, 89. Oh, özür dilerim. İngilizce şey diyorum. 8 Ağustos 89'da. Burada şu var, 19. appendix. Orada çok ilginç, yani çok kısa bir appendix. Şurada 19, şurada devam ediyor. Ve ibretle okuyun derim. Diyor ki burada, some Muslim can compromise. If a hadith agrees with the Quran, we'll accept it. Eğer hadis Kur'an'a uyum sağlarsa biz kabul ederiz. And if it contradicts the Quran, eğer Kur'an'la çelişirse, we'll reject it. Biz onu reddederiz. Yani bir hadis Kur'an uygunsa kabul ederiz. Şey derse makul bir öneri gibi geliyor. Diyor ki bu iddia, bu tez, bu önerme bunların diyor gerçekten Kur'an'da Allah'ın
sözlerine inanmadıklarını gösterir. Kur'an'ın mükemmelliğini, tamam olduğunu, mükemmel olduğunu ve detaylı olduğunu, tamamıyla detaylı olduğunu, fully detailed. Kur'an is complete, perfect and fully detailed. Kur'an'ın tamam, mükemmel ve tam detaylı olduğu ile ilgili Allah'ın sözlerine inanmadıklarını gösteriyorlar. The moment they see guidance from anything besides the Quran, Kur'an'ın dışında bunlar herhangi bir hidayet şey ettikleri zaman, aradıkları zaman, no matter how right it seems, ne kadar doğru görünse de onların bahaneleri, iddiaları, they fall into Satan's trap. Şeytanın tuzağına düşerler. For they okay. have rejected God's word and set up another God besides God. Çünkü böylece Allah'ı şey etmişlerdir. Evet, and that's 5 minutes. How many minutes? That's 5 minutes. Okay, that's it. And here it is. There is a ma faratna fil kitabi min şey. Unzil ileykum el kitabe mufassalen. Bunları hatırlatıyor. Okay. Okay. Can I start my 5 minutes? Other 5 minutes? Yes, now. Evet, Edip abi dedi ki kendi çıkarsamasıdır dedi bunlar. Peki şimdi bunu Reşat Halife'ye direkt gidelim. Kendi çıkarsaması mı yoksa Tanrı adına mı konuşuyor? Bunu hadis yoluyla değil de Reşat Halife'nin bizatihi korunmuş, copyright'la korunmuş dokümanlarından görelim. Bakalım gerçekten salat, hac, zekat kendi çıkarsaması mı? Yoksa Tanrı adına mı konuşuyor? Bunu ben direkt olarak Reşat Halife'nin şeyinden paylaşacağım inşallah. Bir dakika. Evet. Şimdi sizinle bir ekranımı paylaştım. Lütfen bu şeye dikkat edin. Dikkatlerinizi buraya çekmek istiyorum. Reşat Halife acaba bunlar benim çıkarsama mı diyor? Yani Edip abinin sözüne bakarsak, yani hadisine bakarsak kendi çıkarsaması oluyor. Ama burada bakın Muslim Perspective Haziran 1988 yayınında, hatta yayının kimlik numarasını bile vermiş, ISSN numarasını bile vermiş. Bakın burada a new messenger from God, Tanrı'dan yeni elçi. Why diyor, neden gönderdi Tanrı diyor. Şimdi buraya dikkatlerinizi çekiyorum. Lütfen bizi izleyenler de buraya dikkat etsinler. Diyor ki, I am God's messenger. During the last 19 years, geçen son 19 yılda, God has charged me with, Tanrı beni bunlarla görevlendirdi diyor. Bakın, altını çiziyorum. Tanrı beni bunlarla görevlendirdi diyor. Kimin adına konuşuyor? Tanrı adına konuşuyor. Diyor ki, 19 kodunu çıkarmak. Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum. Announcing the correct way of observing 5 daily contact prayer salat. Salatın, namazın doğru uygulanış şeklini Tanrı beni görevlendirdi. Yani bunu duyurmayı Tanrı beni görevlendirdi diyor. Edip abi diyor ki onun çıkarsaması, ama Reşat Halife diyor ki Tanrı beni görevlendirdi. Announcing the correct way for observing the obligatory charity zekat. Zekatın doğru uygulanma şeklini Tanrı beni görevlendirdi. Altını çiziyorum. Tanrı beni görevlendirdi. Announcing the correct time and manner for observing the annual fast, Ramadan. Ramazan'ın doğru zamanını ve doğru şeklini yerine getirmeyi Tanrı beni görevlendirdi. Allah beni görevlendirdi. Şimdi hacca gelelim. Haccın doğru zamanını ve doğru şeklini Allah beni görevlendirdi diyor. Tanrı beni görevlendirdi diyor. Yani kendi çıkarsamamdır demiyor. Allah adına konuşuyor. Allah adına konuştuğu zaman bir imanlının ne demesi gerekir? İşitiyorum ve itaat ediyorum demesi gerekir. Şimdi Edip abi çeviriyi gösterdi. Aynı çeviri bende de var. Edip abi bunun ek 2 kısmını açabilir misin? Ek 2 sonunda, ek 2'nin en sonunda Tanrı'nın antlaşma elçisinin 14 görevi var. Ben veya buraya zaten resmini bu senin sendeki Reşat'ın sana hediye ettiği kitaptan şey yaptım. Buraya ekran fotoğrafını aldım. Bakın burada 5. Tanrı'nın antlaşma elçisinin görevleri. Bakın elçinin görevleri. Allah'ın verdiği görevlerden bahsediyor. 5. görev diyor ki zekatın kurtuluş için bir ön şart olduğunu ve
Reşad'ın zekatın doğru metodunu açıklama görevini bana Allah verdi diyor. Allah adına konuşuyor. Hatta diyor ki mercy from God. Allah'tan bir rahmettir bu diyor. Şimdi kendi çıkarsaması mı yoksa Allah adına mı konuşuyor? Şimdi daha çarpıcı hale getireyim ben size. Çok daha çarpıcı bir şey söylüyor. Bakın Reşad Halife Allah adına konuşurken net, keskin ve kesin konuşuyor. Diyor ki ikiyüzlüler şöyle ilan ederler. Bizim bir elçiye ihtiyacımız yok. Bakın kendilerini aldatıyorlar. Bu neredeymiş? Bunun da yerini söyleyeyim hemen size. PDF'ten açayım. Yine copyright'la korunmuş. Hadis olmayan Reşad'ın direkt ağzından işitiyoruz biz bunları. Bakın burada November 1989'dan. Bakın Reşad, Edip abinin yazısı da var. İlginçtir. Edip abinin burada yazısı da var. In brief Edip Yüksel. Güzel yazılar, ben bunları okudum. Bakın burada ne diyor? İkiyüzlüler şöyle ilan ederler. Bizim bir elçiye ihtiyacımız yok. Şimdi ben buradan çevirisini de yaptım. Burada inşallah çevirisini de göstereyim ben size. İkiyüzlüler şöyle diyor. Bizim bir elçiye ihtiyacımız yok. Kendilerini aldatıyorlar. Yani biz bunu lütfen okuyun. Lütfen okuyun bunu. Ben bunu bu blog sitesinde yayınladım. Şimdi Reşad Halife bu kadar keskin konuşuyorsa, bu kadar kesin net konuşuyorsa, Allah adına konuşuyorsa ve diyorsa ki ikiyüzlüler bizim bir elçiye ihtiyacımız yok diyorsa, Edip abi bunları nasıl yorumluyorsun ve kendini nereye konumlandırıyorsun? Teşekkür ederim. Evet. Kapar mısın o şeyi? Evet, tamam. Kapattım. Okey. Evet. Birincisi copyright diyorsun. Copyright böyle şey videolar falan diyorsun. Bu işte hadis, bu mütevatir bir hadistir. O halde Kur'an'ın yanında buna inanmak zorundayız, güvenilir. Aynı şekilde aynı argümanı yapıyorsun ama işte yalanda ittifakların mümkün olmayanların şahitliği yerine, çünkü 4 şahit Kur'an zina için yeterli görünüyor mesela. Bu konuda diyorsun ki ben şahitlere değil ama copyright'e inanıyorum, copyright'e güveniyorum. Bak inan ki bu videolar aynı sonuç olacak. Başınıza aynı şey gelecek. Çünkü copyright ne olduğu, bununla ilgili bir sürü farklı kitaplar çıkacak. Reşad'ın olduğuyla ilgili. Siz ileride hangisinin asıl copyright, asıl olup olmadığını tartışacaksınız. Sizin gelecekte başınıza gelen musibeti söyleyeyim. Aynı hadisçilerin hadis usulü işine gireceksiniz. Videolar şu anda doktora edilebiliyor, şey edilebiliyor. Hatta Reşad'ın söylemediği şeyler Reşad'ın ağzında söylenecek. Gerçeği hakikisinden ayırmak da ileride mümkün olmayacak. Çünkü bunlar Allah tarafından matematiksel olarak korunmuş ne konuşmalardır ne yazılardır. Aynı şekilde. Onun için öyle fazla güvenme. Şu anda güvendiğini zannediyorsun. Yakında o güvendiğin dağlara kar değil felaket yağacak. Evet, gösteriyorsun ne var? Nedir yani? Sen ne dediğimi anlamıyorsun. Bak anlasan biraz düşünürsün. Hiç anlamıyorsun bile. Hani diyorum ya, ya bugün videolar bile artık güvenilikleri söz konusu değil. Kur'an'ı öylesine matematiksel olağanüstü bir sistemle korumuş ki istediği kadar sahte yapsınlar onda bu sistemi yapamayacaklar. Onun için Kur'an kendi kendine Reşad'ın çevirisi copyright'ından çok daha farklı bir koruma sistemi var. Çok güvendiğini zannediyorsun hikaye. İkincisi az önce bizzat kendi sözünü şey ettim. Diyor ki ne kadar böyle akıllı makıllı gibi görünse de bunların şeyleri, makul görülse de Kur'an'ın dışında Kur'an'a ek yaptıkları vakit Kur'an'da olmayan bir şeyi bilesiniz ki bunlar Kur'an'ın tamam, mükemmel ve yeterli detaylı olduğu konusunda şey yapmışlar. Şimdi geçmiş ümmetler Muhammed Peygamber'in döneminde de %100 benzeri tartışma oldu. Çünkü onlar kısa bir süre sonra Muhammed ya peygamber konuştu, gördük, söyledi. Onun sözlerini bizzat hatırlıyorum. O halde Allah'ın kelamının yanında o da var diye inandılar insanlar ve o devam etti. Siz şu anda copyright bir kağıt parçasına iman ediyorsunuz. Onlar da birbirlerini bizzat kulaklarıyla işitmiş oldukları, görmüş oldukları şeylere iman ettiler. Onlar da bu tür şeyle denendiler. Siz de deneniyorsunuz. Birincisi Reşad'ın zamanında yaşamış, onunla birlikte şey etmiş bir adam, beni diskredit ediyorsun. Kendin bir Saint Paul gibi sonradan geliyorsun. İsa adına konuşuyorsun ama İsa'nınla birlikte yaşamış, hayatlarını riske sokmuş adamları diskredit ediyor. Bazı İsa'nın havarileri
onun yalan söylediğini, onun çarpıttığını, gerçeği çarpıttığını söylüyorlar. Efendim bunlar işte korkuyorlar falan filan diye yorumlar yapıyor Hristiyanlar Saint Paul'u izlemek için. Onun için ben uyarıyorum sizi. Bak kardeşim, geçmişte de uyardım. Mesela sizin izlediğiniz kişiler Behruz Mufidi. İlk başta Reşad'ı putlaştıran, mescitte putlaştıran kişi. O kişi mescitte bir ayır... Hayrola? Mehmet. Neyse, ben seni işitmiyorum Mehmet. Orada ayrıştırma yaptı ve onun sözlerine kananlar Reşad'a iftira attılar, hadis iftira attılar, rezil oldular. 19 Mayıs 1990'da bir meteorun geleceğini söylediler ve hepsi ona kaçtılar. Bana karşı çıkanlar, beni reddedenler, çünkü biliyorlardı ki ben bir monoteistim. Onlar hayattayken de Reşad'ı putlaştırmadım. Reşad'la da tartışıyordum. Şimdi böyle olunca Reşad'ın bu görevleri ne? Güzel kardeşim, ben ona bakmama gerek yok. Kur'an'da ayetler. O ayetlerin zaten şeyini, Kur'an'ın dışında başka bir şey getirmiyordu ki. Adam Kur'an'ın dışında zaten diyorsun, söylesem reddet. Mesela bir şeyi var, birisiyle konuşması var burada. Özür dilerim, buraya şey ettim. Neyse, birisiyle şeyi var, konuşması var. O konuşmada diyor, Kur'an'ın dışında herhangi bir şey edersem onu reddet diyor. Şimdi namazla ilgili yaptığı şey neydi? Bak onu söyleyeyim sana. Beş vakit namazla ilgili yaptığı düzeltme neydi? O besbelli. Yaptığı düzeltme, namazda hayattayken Allah'ım sana ibadet ederiz diyenler otururken de ey Muhammed sana selam olsun diye Muhammed'i karşısına alıyorlar. Namazda Allah'ın dışında başkasını anarak şirk yapıyorlar. Hem de hazır ve nazırmış gibi. O konuyla ilgili, abdestle ilgili, yine Kur'an'la ilgili. Bunlar hep Kur'an ayetleriyle ilgili yaptığı düzeltmeler, hatırlatmalardı. Haç'ta da gidip siyah taşa tapınıyorlar, o konuyla ilgili. Allah'ın dışında Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem yapıyorlar. Mezarına gidip türbesine tapınıyorlar. Bu konularla ilgili düzeltmeler Kur'an'a dayalıydı. Ama siz bunu... siz bunu Kur'an dışına çıkararak Kur'an'da olmayan şeyleri, Reşad'ın sözlerini, Allah artı Reşad'ın copyrighted sözleri, hiç aynı Allah artı Muhammed'in mütevatir sözleri, kesin sözleri, hiçbir fark yok. Thank you. Evet. Okay, thank you. Şimdi okay, başlıyorum. Ben aslında başka bir şeyden başlayacaktım ama Edip abinin bu sözlerinden dolayı biraz daha ileride ikinci turda söyleyeceklerinden başlayacağım inşallah. Şimdi Edip abi sağda solda diyor ki Reşad hiçbir vakit beni takip edin demedi. Reşad hiçbir vakit benim yaptığım uygulamaları yapın demedi gibi bir takım söylemlerde. Az önce de aynı söylemlerde bulundu. Ancak Reşad Arif'e Teslimiyet TV'de kadim mesaj yeni elçi videosu var. Oraya bakabilirsiniz. Orada diyor ki ben Kur'an'ın kanıtıyla ve Kur'an'ın sırlarıyla nimetlendirildim diyor. Ve diyor ki bu sırlardan biri namazdır, biri zekattır. Bunu aynen kendisinin gösterdiği gibi yapılmasının Kur'an'ın sırrı olduğunu söylüyor. İsteyenler kadim mesaj videosuna bakabilir. Bunu hutbede söylüyor. Şimdi Edip abi, yani ben gerçekten seni tanıyan biri olarak çok üzüldüm az önceki açıklamalarına. Biz copyright'a falan güvenmiyoruz. Biz diyoruz ki Reşad Arif'e bunu söyledi. Bundan 30 sene sonra sözleri değişirse gel o zaman bize de ki bu sözleri söyleyip söylemediğini bulabiliriz. Reşad Arif'e'nin bunları söylediğini sen de gayet iyi biliyorsun. Ben sana şunu söyleyeyim. Yani ben anlamıyorum, sen orada değil miydin? Bu adam diyor ki ben Kur'an'ın sırlarıyla nimetlendirildim. Bunlardan biri de namazdır, biri zekattır diyor. Ve o kadim mesaj videosunda diyor ki artık zekatı böyle vereceksiniz. Bak şöyle demiyor, senin gibi demiyor. Ben zekattan böyle anlıyorum, benim çıkarsamam bu. Siz bakın kafanıza yatarsa yapın demiyor. Artık zekatı böyle vereceksiniz diyor. Şimdi bunu bir kere altını çizelim. Edip abi diyor ki Reşad hiçbir vakit benim çevirimi okuyun, benim çevirimi takip edin, benim çevirimi insanlara aktarın demedi. Sağda solda böyle söylüyor Edip abi. Ama kendisinin de olduğu bir Kur'an toplantısındaki kendisinin Kur'an çalışmasıydı. Kendisinin öğretmenlik yaptığı. Orada diyor ki Reşad Halife'nin yetkilendirildiğine dair maddeleri bizzat kendi okuyor.
Ve orada Reşat diyor ki ben bu çeviriyi ve bu parantez içerisindeki Reşat isimlerini gelecek nesiller için yazdım diyor. Siz bunu anlayamazsınız, bunu kaldıramazsınız. Ben bunu gelecek nesiller için yazdım diyor. Bu kitabın doğrudan gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade ediyor. Zaten kitabın başında diyor ki bu kitabın yazılışı yeni bir çağa işaret eder. Bu Tanrı'nın mesajlarının tek bir mesajda toplanmasıdır diyor. Bu kitabın misyonu budur diyor. Antlaşma Elçisi'nin misyonu budur diyor. Lütfen elindeki kitapta sürekli her yerde Apendiks 19'u okuyor ama başka yerler nedense okumaya gelince orada bir duruyor. Lütfen Edip abi kitabın tamamını okusun. Ben kendisine bunu öneriyorum. Şimdi Edip abi ve onun gibi düşünenler diyorlar ki Kur'an'ın öğretmeni Allah'tır. Er-Rahman Allemel Kur'an. Maşallah bu ayete hepimiz iman ediyoruz. İtaat ediyoruz. Kur'an'ın öğretmeni Allah'tır. Peki ben Edip abiye soruyorum. Ya bu nasıl öğretmen ki senin yanında 5 kişi var. Aynı konuyu spesifik bir konu alalım. Sana başka öğretiyor, öbürüne başka öğretiyor, öbürüne başka öğretiyor. Biriniz 3 diyor, biriniz 5 diyor, biriniz yok diyor. Ama hepinizin ağzında şu. Kur'an'ın öğretmeni Allah'tır, bana böyle öğretti. Kur'an'ın öğretmeni Allah'tır, bana böyle öğretti. Ya aynı konuyu nasıl farklı öğretebilir bir öğretmen? Burada öğretmende bir problem görmez misin sen? Sen mantık hocasın, sana soruyorum. Şimdi ama ne hikmetse o Kur'an'ın öğretmeni Allah'tır ayetini okuyorsun. Ama dört tane ayette ki bunların içinde 251 ve 364 var. Diyor ki ben imanların arasından bir elçi çıkarırım. O elçi onları arındırır. Onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Bundan önce sapmışlardı diyor. Bak yuallimuhu diyor. Kitabı ve hikmeti öğretir diyor. Elçi kitabı ve ondaki hikmeti öğretmek için gelmiştir. Ben sana Kur'an ayeti söylüyorum. Kur'an'ın öğretmeni Allah'tır sloganını kullanıp da bu ayetleri görmezden gelmemeniz gerekir. Biz elçinin kitabı ve hikmeti öğretmesini takip ediyoruz. Lütfen bu ayetlere bir cevap ver Edip abi. Yine sen diyorsun ki... Ayetin numarasını söyler misin? Kitabı ve hikmeti öğretir. 3 Ali İmran suresi 164. ayet. Tamam biliyorum. Şimdi diyorsun ki mesela sadece sen demiyorsun. Senin gibi düşünenler de söylüyor. Reşat yaşasa şunu değiştirirdi, bunu değiştirirdi. Belki namaz üç derdi, belki zekat şöyle derdi gibi böyle bir takım çıkarsamalarda bulunuyorsunuz. Aynen. Şimdi ben şunu soracağım. Okey, bitti mi Navid? Okey. Devam. Okey. Buyur Edip abi, sorularım devam edecek. Evet, konular karışık. Yani siz Sünnilerin argümanlarını aynen yapmaya başladınız. Reşad'ın hadislerini savunmak için ilginç. Onların da tarif ettikleri, istismar ettikleri ayetleri, Kur'an'ın dışında Reşad'ın sözlerini, appendixlerini, videolarını, Müslüm Perspektif'teki yazılarını Kur'an'a eklemek için maşallah. Aynı şeyleri siz de yapıyorsunuz ve ileride gelecek. Sizin hadis usulünüz olacak, Reşad'ın hangi copyright'ına asıl olup olmadığını tartışmalar olacak, ihtilaflar olacak, %1000. Yani siz hani Allah'ın kelamında itiraf edenler Reşad'ın kelamında itiraf etmeyecekler. İhtilafı Allah'a, Reşad'a yüklemek yerine kendinize onu algılayan insanlara yüklemeyi düşünemediğiniz için biz şu anda küçük bir grup olarak başladık. Reşad'ı böyle çeleceğiz. İhtilaf olmayacak. Tam tersine. Çünkü sizin anlamadığınız bir şey. Reşad'ın bir sözünü anlıyorsun. Onun kapsamını bilmez. Çünkü Reşad Allah değil. İnsan Allah koyarken ayeti bütün bir Kur'an bir organizma olarak ayetler, kelimeler birbirini organik olarak tamamlıyor, açıklıyor. Mükemmel bir kitap oluşturuyor. Kelimelerin kullanışı, ayetlerin ilişkileri açısından. Ama biz insanlar öyle değiliz. Onun için bir konuşma içerisinde sadece onun bir de daha önceki konuşmalarını bilmiyorsun. Daha sonraki konuşmasını veya düzeltisini bilmiyorsun. Maksadı aştığını bilmiyorsun. Kafasında neyi düşündüğünü o kelimelerden ondan da emin değilsin. Çünkü bazı sözleri bakıyorum videolarda. Onun kastettiği bambaşkadır. Siz onu bir şey olarak gördüğünüz için Kur'an'ın dışında bir ayrı bir kaynak siz başka türlü anlıyorsunuz. Yani onun ben örneklerini verdim çok fazla vakit yok örneklerine girmeyeceğim ama şu kitabı yazdı.
Şöyle şunu göstermek için şöyle yapıyorum. Şu kitap 1997 yılında yayımladım. Burada birkaç tane makale var. Bunu sizin için Türkçe'ye çevireceğim. Ve Yasin Çolak'ın da hazırladığı Reşat'ı putlaştıranlara 19 soru var. Burada üzerine gitmeye şey yok. Bunun gibi birkaç tane makaleyle birlikte bunu inşallah yayınlayacağım. Ben sizin samimi olduğunuza inanıyorum. Ama samimiyetle maalesef daha önceki ümmetlerin düştüğü şeytanın şeyine aynen düşüyorsunuz güzel kardeşlerim. Mesela bir örnek vereyim. Reşat dediğim gibi bir sürü düzeltilerini yaptı, yapmaya devam ediyordu. Ben bir tane mesela çeviriden bir şey vereyim, bir örnek vereyim. Mevcut çeviri, özür dilerim. Mesela 35. surenin 24. ayeti, 25. surenin 51. ayetinde biz her komüniteye elçi gönderdik diyor. Ama bu 36. surenin 6. ayetiyle çelişiyor. Ama çünkü orada community diye iki yerde, bu iki ayette 35-24, 25-51 ayetinde ki çeviride iki tane ayrı kelime var. Kariye ve umme, o ikisini şey olarak çeviriyor. Ben şu anda görmüyorum kendimi. Şuradaki bir soru. O ikisini community diye çeviriyor ve çelişki oluşturuyor Kur'an'da. Yani bunu kasıtlı yaptığını iddia etmiyorum. Kasıtsız olarak iki ayrı kelime var. Bir yerde umme, diğeri kariye var. Onları dikkat etmediği için community diye çeviriyor. Ama bir başka ayette bir gruba, bir topluma elçi göndermediğini söylüyor. Ama Reşad'ın çevresine bakarsan kesinlikle Kur'an'da çelişki oluşturuyor. Bunun gibi yani bilgi hatası, varsayım hatası olan şeyler var çevirisinde. Ama siz Kur'an'ı değil, Allah'ın kelamını değil, o kelamla sünnilik dininden kurtulan ve zaman içerisinde kendisini düzelten, hatasını gördüğü vakitte kendisini düzelten bir adamın sözlerini, bir insanın sözlerini, anlayışını, Kur'an'ın açık şeyini, Allah'ın sözünü tercih ettiğiniz vakit kaybetmişsiniz. Aynen Muhammedilerin düştüğü hataya düşmüş oluyorsunuz. Ve inan ki bu Reşat'tan sonra, inan ki demeyeyim ama bu zaten hani copyright var ya biliniyor. Benim Behruz Mufidi ile Reşat'la olan tartışmam muhteşemdi. Reşat'ın öldürülmesinden 5 gün önceydi. 4-5 gün önce. Cuma şeyi bir toplantıda hem de başka yerlerden de katılmalar var. Orada Reşat saçmaladı. Resmen saçmaladı. Kastetmediği bir şeydi. Bir ifade olarak yanlıştı. Allah şunu yapamaz dedi. Bunun üzerine Behruz Mufidi benle onun için tartışmaya girdi. Allah hidrojeni yaratmamış derdi. Fakat sonradan Reşat tövbe etti bunun için. Ama siz o bölümü görmediniz. Reşat'ın farkına varmadan ve hatta Allah'ın hikmeti çünkü Allah 22. surenin 15. ayeti miydi? Yok. 22-52 miydi? Orada diyor ki elçi konuşurken elçiye şeytanın bir şeyi olur. Allah onu ortadan kaldırır. Ama siz gerisini bilmiyorsunuz, başını bilmiyorsunuz ve o münafığa kapılıp duruyorsunuz. Evet, Allah sizi evet, Edip abi zannedersem bu sözün siyakına, sibakına bakın, nüzul sebebine bakın gibi şeyler söylüyorsun. Ama bunlar maalesef sana yakışmıyor. Az önce sana bir sürü soru sordum. Cevap vermedin. Acaba Edip Yüksel'e 19 soru mu yapsaydın bilmiyorum. Buna mı cevap verirdin onu da bilemiyorum. Neyse biz sorularımıza devam edelim. Şimdi sen ve senin gibi düşünenler abi bizim Reşat'ı putlaştırdığımızı söylüyorsunuz. Ben soruyorum. Reşat'tan şefaat mi bekliyoruz? Şehadete adını mı ekliyoruz? Namazda ezanda onu mu anıyoruz? Onun giyim tarzını, hayat tarzını, nasıl su içtiğini, nasıl uyuduğunu, tuvalete nasıl girdiğini mi kopya ediyoruz? Onu Tanrı'nın oğlu, sevgilisi vesairesi mi yapıyoruz? Adını anarken Hazreti Reşat sallallahu aleyhi ve sellem gibi kutsal ifadeler mi kullanıyoruz? Onun adına sünnet uydurup bu sünnetten sevap mı bekliyoruz? Doğum günlerini kutlayıp mevlüt olarak, ölüm günlerini yas olarak mı anıyoruz? Ne yapıyoruz? Bize söyleyin. Biz Reşat Arif'i putlaştıracak ne yapıyoruz?
Peki biz ne yapıyoruz Reşat'la ilgili onu söyleyeyim. Biz Reşat Halife'nin yani Tanrı'nın antlaşma elçisinin, ki sen insan Muhammed ve elçi Muhammed farkını çok iyi biliyorsun abi. İnsan Reşat ve elçi Reşat farkını da çok iyi biliyorsun. Biz elçi Reşat'ın din adına, Kur'an adına, Allah adına söylediklerini işittiğimizi itaat ediyoruz. İşittiğimize, ondan işittiğimize. Az önce ben kulaklarıma inanamadım. Dedin ki ya orada Reşat'ın sözü var ama boş verin. Ben onun yanında kaldım. Nasıl beni dinlemez, beni ekarte edersiniz de ona okursunuz, onu dinlersiniz dedin. Yani bu kulakların bunu duyduğuna inanamıyorum. Ve sen cevap vermedin. Sen aynen bize Sünnilerin dediği Ebu Hureyre, yok Buhari, Müslim dururken siz nasıl Kur'an'ı okuyup kendiniz hüküm verirsiniz demeyle hiçbir farkı yok bu dediğinin. Onu da söyleyeyim. Peki biz neden Reşat Halife'nin, Elçi Reşat'ın sözle işittiğimize itaat ediyoruz sözlerine? Çünkü 28-65'te diyor ki Allah o gün herkese sana da soracak Edip abi. Elçilere nasıl karşılık verdiğiniz diye soracak. O gün gerçekler karşısında serseme dönecekler. Dilleri tutulacak. Bak Kur'an'da elçiye nasıl karşılık verildiğine dair iki tane örnek söyleyeceğim sana. Çok değil. İmanlılar şöyle karşılık veriyorlarmış. Aralarında hüküm vermesi için Tanrı'ya ve elçisine davet edildiklerinde imanlıların tek sözü var. Tek sözü. İşitiyoruz ve işe itaat ediyoruz. İkiyüzlüler nasıl biliyor musun Edip abi? Onlara Tanrı'nın vahyine ve elçiye gelin dendiğinde senden büsbütün uzaklaştığını göreceksin diyor. Büsbütün uzaklaştığını. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Bizi sen nasıl hayal ediyorsun zihninde bilmiyorum. Biz Reşat'ı Tanrı'nın yanında bir otorite olarak koymuyoruz. Ya Tanrı aşkına abdest dörtken Reşat beş mi yapmış? Beslenme yasakları dörtken beş mi yapmış? Yeni hangi hükmü getirmiş Kur'an dışında? Bana bir tane söyle de biz ona uyuyor olalım. Yani böyle kafadan siz Sünnilerle aynı oldunuz. Siz yarın işte şöyle olacaksınız. Bunlara gerek yok. Aynı zamanda siz Behruz Mufudi'yi takip ediyorsunuz. Sözünü de çok talihsiz bir ifade olarak görüyorum. Bize karşı yapılmış talihsiz bir ifade. Bu sözünü de geri almanı istiyorum. Çünkü biz Behruz Mufudi'yi takip etmiyoruz. Biz Edip Yüksel'i de takip etmiyoruz. Ama ne yazık ki birileri Reşat Halife'yi kendisinden dinlemek yerine Edip Yüksel'den dinlemeyi tercih ediyorlar. Edip Yüksel de diyor ki benden dinleyin. Ya bu inanılmaz bir şey. Aslında sana bir şey söyleyeyim Edip abi. Gerçekten Sünniler, Muhammed Peygamber'den sonra Sünnilerin sapmasını bence şu anda yaşıyoruz. Çünkü Ebu Hureyre de dedi ki ya siz benden duyun Muhammed'i. Boş verin siz Kur'an'ı dedi. Ben onun yanında yaşamışım dedi. Yani senin bu dediğinin hiçbir farkı yok. Ben onu açıkça ifade edeyim. Ve son olarak 4.65 ve 66 ayetlerini okuyacağım. Diyor ki bu ayeti de yanlış çevirmişsin. Lütfen ona da bak. 4.64. Biz Tanrı'nın iradesiyle kendisine itaat edilme amacı dışında hiçbir elçi göndermedik. Orada ma ve illa geçiyor. Sadece bu amaçla gönderdik elçiyi. Sen o sadeceyi çevirmemişsin. Umarım unuttuğundan çevirmemişsindir. Ben senin hakkında iyi niyet beslemeye devam edeceğim. Gelelim 65'e. Asla Rabbine and olsun ki anlaşmazlıklarında senin hakemliğine başvurmadıkça ardından kalplerinde hiçbir tereddüt duymaksızın senin hükmünü kabul etmedikçe elçi onlar imanlar değildirler. Onlar tam bir teslimiyetle teslim olmalıdır. Ne? Sen bu ayetin dipnotuna demişsin ki elçiye hayattayken itaat edilir. Niye? O toplumun lideri diye. Abi aynen. Sen de iyi bil. Okey. Sen de iyi biliyorsun ki yaşarken itaat edilen peygamberdir. Nebi geçiyorsa o yaşadığı döneme atfeder ve ona doğru işlerinde itaat edilir toplumsal lider olarak. Ama nerede elçi, nerede risalet geçiyorsa o mesajdır. O kayıtsız şartsız itaat edilmesi gerekendir. Çünkü Allah ve elçisi bir işte hüküm verdiği zaman imanlıların o konuda söz söyleme hakkı yoktur. Ve son olarak şunu söyleyeceğim abi. Hüküm vermeyi sen şöyle demişsin. Zaten hükmü Kur'an'dan veriyor. O yüzden Kur'an'a bakmamız yeterli. Sen mantık öğretmenisin. Sana hüküm vermenin ne demek olduğunu soruyorum. Hüküm vermek
bir yasadan, birkaç cümleden ya da birkaç olaydan sonuç çıkarmaktır. Allah diyor ki, dört ayet veriyorum, edibin çıkardığı sonucu değil, sonerin çıkardığı sonuca değil, elçinin çıkardığı sonuca uyun diyor. Hüküm kelimesini de gayet iyi biliyorsun. Sorularım bu kadar. Aynen. Teşekkür ediyorum. We should, after me, because you started with them, after me, let's reduce the time to 3 minutes instead of 5 minutes. That's a good idea. That's a good idea. Thank you. Yeah, 3 dakikaya indirelim bundan sonra, benim cevabından sonra şey. Şimdi İngilizceden Türkçe'ye intikal biraz zor oluyor. Evet dostlar, 364 ayeti, kitabı ve hikmeti öğretti. Tabii burada aynı sünnilerin yaptığı, yani burada senin yaptığını bana projeksiyon yapıyorsun. Sen Kur'an'ın dışında Reşad'ın yazılarını, copyright diye videolarını getiren sensin, ben değilim. Ben sadece Kur'an dedim, Reşad'ın bir mesajı varsa, özetlenirse Kur'an, başka değil, sadece Kur'an. Kur'an, nothing but the Kur'an, the whole Kur'an. The whole Kur'an, nothing but the Kur'an. Buydu. Ancak onu ekleyen sensin. Sen eklediğin için, hadis usulü var ya benim söylediğim, hani bu hadisin bağlamı nedir diye soruyoruz. Çünkü hadisle ilgili sorunlar da öyle. Peygamber söylemişse bile diyoruz, hatta söylemişse bile onun bir bağlamı var, bu hadiste o bağlam yok diyoruz. Veyahut da sonradan belki değiştirmiştir, kendisini düzelmiştir, onunla ilgili bilgi de olmayabilir. Onun için %100 doğru, copyright bile olsa, şey olsa, mütevatir bile olsa, şüphem bile olmasa, insan sözlerinin Allah sözlerinden bir aşağıda yeri vardır. Allah'ın sözü bütün birbirine tamamlayan mükemmel bir şey oluyor, örgü oluyor, insan sözleri değil. Bunlar anekdotal, oradan buradan. Bir video bulmuşsun, ben niye onun öncesi sonrasını bilmiyorsun diyorum. Çünkü o video Allah'ın kelamı değil. Sen getiriyorsun hadis olarak. Ben diyorum ki bu hadise baktığımız vakit, bunun öncesi sonrası maksadına baktığımız vakit farklı sonuç çıkıyor. Reşad'ın çevirisini ben Allah'ın sözüne üstün tutmam. Ben Allah'ın sözünü görüyorum. Reşad'ın çevirisinde bakıyorum. İki kelime, ayrı kelimeyi tek kelime olarak çeviriyor. Allah'ın sözü mü? İki ayrı kelime, ümmet, kariye. Reşad'ın community diye çeviriyor, çelişki üretiyor. İnsan sözünde çelişki var, Allah'ın sözünde çelişki yok. Birçok örneği var bunun. Yani siz Reşad'ın sözlerini, hatta imla hatalarını bile ilahi yaptığınız vakit zaten kaybettiniz. Allah'ı ve elçisini ayıran sensin, ben değilim. Onlar Allah ile elçisini ayırmak isterler. Allah Kur'an, elçisi appendixler, videolar, Müslüm perspektifler, dipnotlar, mipnotlar. Hayır, hayır, hayır. Allah elçisi, hani diyor ya, Atiullah ve Atiur Resul'e. Resul'ün görevi mesajı aynen tebliğ etmek olduğu için kendisinin görüşleri falan değil. Onun için Allah'a ve elçisine itaat ediniz. Elçi tebliğci. Reşad'ın tebliği, tek tebliği şuydu. Sadece Kur'an'a uyunuz ve bir de tebliğ olarak, şey olarak onun kanıtlamak için de 19 sistemi vardı. Bu arada Reşad'ın elçiliğinden önce onun elçi olduğunu tek önce fark eden bir kişiyim ben. Hatta Müslüm Perspektif'de de bunu koydu. Elçiliğinden önce yazılmış bir şey olarak, sizin copyrightlı Müslüm Perspektif'de. Niye? Kur'an'da isminin 19 kere geçişini, 19 mucizesinin ona zamanlanmış muhteşem bir mucizenin ona nasip oluşunu bir tesadüf olarak görmedim. Ve Kur'an'da ismi kaç kere geçiyor diye baktım bütün türevleri 19 kere, hem de geçtiği ayetlerin içerisinde muhteşem bir gaybi haberler var. Ben dedim ki sen Allah'ın elçisisin. Ki daha sonra, aylar sonra elçiliği ilan edince zaten ben biliyordum, benim için yeni bir haber değildi. Şimdi zor, benim söylediklerim size zor geliyor. Çünkü siz ayrı bir paradigmadan bakıyorsunuz. Ayrı bir noktadan bakıyorsunuz. Onun şeylerini, onun misyonunu siz çarpıttınız kardeşlerim. Ben sizi hani uyarıyorum derken bize karşı, ben onun çevirisini okumayın falan demiyorum. Ama çevirisini okurken bir insan olarak çeviriyor. Bir insan olarak mükemmel değil. Onun hatalarını gördüğüm vakitte o hataları görebilmelisin. Efendim elçidir, hata yapmaz. İnsan hata yapmaz dediğin vakit onu putlaştırmış oluyorsun. Nitekim daha sonrakiler Muhammed'in sözleri. O elçidir, bizi yanıltmaz, yanlış söylemez. O halde o sözü işittik değil mi? Evet işittik. O halde Kur'an artı elçinin bu sözü diye
maalesef bazen zamanla yanlış çıkan bazı görüşleri, anlayışları da Kur'an'ın yanında Allah'ın kelamına ortak koştular. Sizin de yaptığınız o, ama size söz veriyorum. Bu inşallah bu kitabı Türkçe'ye çevireceğim. Çok güzel bir kitap. O zamanki tartışmaları içeren bir kitap. Reşat'la birlikte yaşamış ve bu bölünmeyi tanık olmuş müminlerin bir tartışmasını burada göreceksin. Bir de Yasin Çolak'ın bu konuyla ilgili çok güzel 19 tane şeyi var. Sorusu var. Ekleyerek Türkçe'ye PDF olarak paylaşacağım. Akademiya sistemde paylaşacağım. Tamam, okay. That's it. From now on, 3 minutes. 3 dakika. Ben bitirmek istiyorum doğrusu. Bunu, can we finish it in about 10, maximum 15 minutes? Yes. So 3 minutes, so 5 sessions of 3 minutes each. Butter Stoner, do you want to go? I think this is going to be a more efficient 3 minutes dialogue. Ready? Or somebody else want to go? Bir dakika, neyi bitirmek istiyor? Ama biz başta 5 dakika olarak anlaşmıştık. Yani anlaşmamıza uymamız gerekiyor Edip abi. Diğer arkadaşlar hep 5 dakikaydı. Sona doğru istersen 3'er dakikalar yapalım. Whose turn is it, Iskender? You want 5 minutes? No problem. How many more minutes? As moderator, I think 3 minutes is better. Makes sense. Too long. But the other, you have to ask the other friends, Mehmet and Kadir. But they don't accept 3 minutes because they have questions, they have explanations. It will not finish in 3 minutes. So okay. we agreed on five minutes. 10 minutes, 10 minutes mine, and then 2 minutes closing, bye-bye. Inshallah. Olur. Ya daha yeni ısındık ya Edip abi, nereye gidiyorsun? Yok, çok uzatmanın şu anda anlamı yok. Belki ileride tekrar görüşürüz inşallah. Daha karpuz kesin. Okay, so. Navid, they had prepared themselves before 5 minutes, each of them. These two gentlemen, they haven't talked. I don't know, he's shaking his head always like this. Mehmet, hep başım böyle dönüyor. Bir kere de böyle yap. Şunun şeyini açar mısınız? Mehmet abi, sesin gelmiyor. Sesini aç. Çünkü açamıyor. Yok, sıra Kadir'de değil mi? Kadir'de değil mi? Yok. Give him 5 minutes then. Sadece 30 saniye. Yeah, 5 minutes. Şey, they insist on 5 minutes. I go along with them. But let's Edip make abi, it short. Sadece 30 saniye bir şey söyleyeceğim. Şimdi imanlılar bir söz verdikleri zaman... Okay, so let me start. Start now. Start 5 minutes. Ben konuşmamı 2 tane 5 dakikaya göre hazırladım. Eğer sen beni dinlemek istemiyorsan ben konuşmam. Sorun değil. Ama bizim vaktimiz böyle. Olay değil. Ben bunu aslında 1 saat olarak düşünüyordum. Böyle zaman, bak kaç tane 5 dakika olacağını da konuşmadık. Siz kendiniz İstiyorsan yapıyorsunuz. İstiyorsan hiç konuşmam ama, yani. Ama hayır. Konuşmam Edip abi. Ama Edip abi, biz ben, seninle konuştuk. Dedik ki 4 kişi olacağız. Her bir kişi işte sen konuşacaksın 5 dakika, 5 dakika onlar konuşacak. Yani anlaşmamız böyleydi. Diğer arkadaşlar da soracaklarını sorsunlar. Yani sen... Ama kaç kere 5 dakika konuştuk? Yani şimdi 5 dakika, her birisi 3 tane 5 dakika olsa... Yani vaktin mi yok 15, senin? Gitmen mi gerekiyor? Acil bir işin mi var? 2 saat, 3 saatlik bir tartışma olur. Gereksiz. Yok, yani ben de 2 tane 5 dakika hakkımı kullanmak istiyorum. Ama dediğim gibi beni dinlemek istemiyorsan konuşmam abi. Önemli değil. Yok, başka zamana da bunu erteleyebiliriz. O kadar uzun benim dediğim gibi, yani ben bunun 2 saat, 3 saat tartışmanın süreceğini biz şu anda bence Edip abi, şu anda bence hızlıca Kadir kardeşimiz ile Mehmet abi dinleyelim. Whose turn is it and how many minutes? Navid, give 5 minutes to Kadir Eren please. Okay. 5 minutes starting now. Can you unmute? Kadir başlayabilirsin. 5 dakikan başlıyor. Selamünaleyküm. Okay, 5 minutes starting now. Go ahead. Sesim geliyor mu? Herhangi bir problem var mı? Eyvallah. Geliyor. Maşallah. Ya şimdi başında biz zaten bu toplantının şartları, tartışmanın şartlarının nasıl olacağını görüşmüştük. Şu an benim bütün modum kırıldı. Yani burada da yani bence çok saygısızca bir hareket Edip abi. Yani 4 kişiyle tartışmaya çıkacağını kendin de duyuru yapıyorsun. Sonrasında 2. kişiden sonra ben çıkıyorum diyorsun. Yani zamanın yoktuysa bunu ileri bir tarihe erteleyebilirdik. Farklı bir şey yapabilirdik. Ama ben böyle şu an yani ben sana... hidayet vermeye çalışan bir insan değilim. Sana yol göstermeye çalışan bir insan değilim. Böyle bir gücüm de yok, böyle bir haddim de yok, böyle bir niyetim de yok zaten. Ayrıca biz bu kadar hazırlık yapıyoruz, sana değer veriyoruz ve diyoruz ki yani bu insan
hem bizden yaşça büyük, hem bizden daha da tecrübeli. Biz bu insanla bir şeyler konuşacağız. Şimdi her şey alt üst oldu. Kadir, yok. Yanlış yapıyorsun. Yani birincisi, toplam süre üzerinde konuşmadık. Sadece beşer dakika, hadi dört kişi dediler. Beşer dakika, dört kere beş, 20. Ve 20 dakikada ben toplam 40 dakika dedim, hadi bir 5-10 dakikada daha sonra bir saate sığar dedim. Ben zaten şu son zamanlarda yaptığım birçok şeyleri artık bir saate sığdırıyorum. Zaten çok fazla olunca çok kişi de izlemiyor. Onun için ben optimum olarak böyle düşündüm. Yani bunu zaten bana, tamam. Yani ben Edip bana söz verdi, sözünü bozdu, bana zarar verdi diye bir hikaye uydurma benim hakkımda. Çünkü öyle bir söz verip seni aldatma gibi bir durum yok. Zaman konusunda, abi, toplam zaman konusunda konuşmadık canım kardeşim. Ama burada bir arkadaş 5 dakika sonra tekrar 5 dakika daha ekledi. O 5 dakika daha bir kişi, bir kişi 10 tane 5 dakika konuşsa 50 dakika sadece bir kişi olur. Onun bir sınırı olması lazım. Ben her kişi birer 5 dakika konuşacağını zannettim. Ondan sonra kısa olarak ikişer üçer dakika karşılıklı hızlı bir tartışmayla bağlayabileceğimi zannettim. Onun için suçlama. Suçlamadan önce bence, biraz düşün. Bence devam edelim abi. Bu okay, karşılıklı şeyden... Yani. Kadir, bence sen soruları soruyorsun. Ben sadece birkaç tane ayet okuyup, yani ben sana değil abi, sen beni dinlemeyebilirsin, problem değil. Ben beni dinlemek istemeyen, yani bir insana çok da fazla konuşacak bir şeyim yok zaten. Ben birkaç tane ayet okuyacağım. Bizi dinleyenler, yani buraya insanlar geldi, davet ettik. Onlara hitaben. Ben yıllardır Kur'an üzerinde çalışan bir insanım, sizin gibi. Kur'an'da elçiye itaatle alakalı Rabbimizin iki tip insandan bahsettiğini görüyorum. Bu nerede? 24. surenin 47. ayetinden başlıyor. Antlaşma elçisi buraya bir başlık atıyor ve diyor ki, Tanrı elçisi yoluyla talimatlar gönderir. Enteresan. Eğer sadece Kur'an'ı okuyacaksa bu adam, gönderdiği talimatlar nasıl bir şey olacak? Sadece ayetleri okuyacak o zaman. Neyse, devam edelim. Yoruma girmeyin ben. 24. surenin 47. ayeti. Bu iki tip insandan birincisini anlatıyor burada Rabbimiz. Onlar Tanrı'ya da elçiye de inanıyoruz ve itaat ediyoruz derler. Fakat öte yandan bazıları sonradan geriye çekilir. Bunlar imanlılar değillerdir. Aralarında hüküm vermesi için Tanrı'ya ve elçisine davet edildiklerinde onlardan bazıları mutsuz olur. Ancak eğer hüküm onların lehine ise onu seve seve kabul ederler. Kalplerinde bir hastalık mı var? Kuşku mu duyuyorlar? Allah'ın ve elçisinin kendilerine haksızca davranmasından mı korkuyorlar? Aslında haksız olanlar onlardır. Şimdi ikinci tipi anlatıyor Rabbimiz. İmanlılar Tanrı'ya ve elçisine tereddüt etmeden itaat ederler. İşlerinde hüküm vermesi için Tanrı'ya ve elçisine davet edildiklerinde imanlıların tek sözü işittik, itaat ediyoruzdur demeleridir. Bunlar kazananlardır. Tanrı'ya ve elçisine itaat edenler ve Tanrı'ya derin saygı duyup onu gözetenler, işte bunlar muzaffer kimselerdir. Tanrı adına ciddiyetle yemin ederler. Eğer harekete geçmelerini emretseymişsin, onlar harekete geçeceklermiş. De ki, yemin etmeyin, itaat bir yükümlülüktür. Tanrı yaptığınız her şeyden tamamen haberdardır. De ki, Tanrı'ya itaat edin ve elçiye de itaat edin. Eğer reddederlerse o zaman o kendi yükümlülüklerinden sorumludur ve siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz. Eğer ona itaat ederseniz rehberlik edileceksiniz. Burası o kadar muhteşem bir şey ki yani. Eğer ona itaat ederseniz rehberlik edileceksiniz diyor Rabbimiz. Elçinin tek görevi mesajı iletmektir. Ben başka bir şey söylemiyorum. Sözümü bitiriyorum. Kısaca ben yani 30 yıldan fazladır bunu sünnilerle bu ayetleri tartışıyoruz. Onlar da kendi hadislerini savunmak için bu ayetleri suistimal ediyorlar, çarpıtıyorlar. Kur'an Reşad'ın bizzat kendi kitabı, kendi çevirisi, Muhammed'in isminin yerine Reşad'ı koy. Aynısını, tıpkısını siz yapıyorsunuz. Onun için bu gerek yok. Ben çünkü bu ayetleri Allah'a ve elçiye uymayı, Allah'ı elçiden ayırmak, Allah eşittir Kur'an, elçi eşittir Reşad'ın işte appendixleri, copyrighted materyali, videoları dediğim vakit aynı hikaye işlemiş olur ve işin ilginci 19 appendix sizi mahkum ediyor ama siz bu bakış açısını seçtiniz ve sizin için kolay anlamıyorsunuz. Bunu artık anlamanız mümkün değil. Sadece Kur'an meşazını ıskaladınız. Sadece Kur'an diyorsunuz. Muhammed zamanında da sadece Kur'an dediler ilk başta ama
Muhammed peygamber, elçi, o yalan söylemez, yanlış söylemez, onun da sözleri ve nasıl hadis sünnet, Kur'an artı hadis sünnet, siz de Kur'an artı Müslüm Perspektif, Kur'an artı Appendix, Kur'an artı Dipnot, Kur'an artı çevirinin şu versiyonu, aynı sıkıntıyı yaşıyorsunuz, yaşamaya mahkumsunuz. Ben sizin size diyorum ya, yani sünnilere, sünnilerle bunu tartışıyoruz, size Reşad'ın Kur'an, Hadis ve İslam adlı kitabını da tavsiye ederim, onu okuyun. Hadisleri yönelti eleştirilen hepsi ve hadisçilerin bu ayetleri tarif edişinin nasıl ifşa ediyorsa aynısını size gönderiyorum. Reşad size yeter. Reşad'ın bizzat kendi o kitabı. Ancak dediğim gibi onun sözleri... Küçük bir soru sorabilir miyim abi? Onun sözleri, bitiriyorum. Onun sözleri Allah'ın kelamı olmadığı için bazı çelişkili ifadeler bulacaksın, maksadını aşan ifadeler bulacaksın, zamanla düzelttiği ifadeler bulacaksınız. O felaket içerisinde debeleneceksiniz, kaybedeceksiniz. Allah sizi sayesinde. Buyur canım, dinliyorum. Abi şimdi yani ben şunu bir türlü aklımda bir yere oturtamıyorum. Yani bir peygamber adına uydurulmuş sözlerle, yani zanla benim bizzatihi YouTube'dan açıp canlı canlı izlediğim elçinin ağzından işittiğime İtaat etmem olayını nasıl aynı kefeye koyabiliyorsun, ben anlamıyorum. Yani ben elçinin ağzından duyduğuma da eğer itaat etmeyeceksen bu elçinin geliş amacı ne? Bu adam senin anlatımlarına göre bu adam cennetten çok cehenneme adam yolluyor. Yani ya, insanları cehenneme çağırıyor. İşin ilginci adamın kendisi söyledi. Adamın kendisi söylüyor. Diyor benim sözlerim diyor söylediğim Kur'an'la çelişiyorsa at şüphedi defalarca dedi. Git onu bul. O hadisi bul. O copyrighted hadisi göreceksin. Namazın, orada diyor ki dinle dinle olması... benim sözlerim diyor Kur'an'la çelişse aç şüphe Allah'ın kelamı yeter diyor. Bunu diyen tamam adam abi. Ben sana o copyrighted hadisi de göstereceğim. Çelişki tamam şey abi. Olarak. Namazın evet. Beş vakit olması Kur'an'a aykırı mı abi? Neyse Kur'an'da olmayan bir şey. Vay. Müthiş ya. Tamam abi, teşekkür ediyorum ya. Navid, you can start the time of Brother Mehmet. Yani ben sünnilerle, özür dilerim, ben sünnilerle bu konuyu çok tartıştım. Hadis, hani elçiye itaat, elçiye itaatle ilgili ayetleri alıp hadisleri sokuşturan, siz de Muhammed'in hadislerini, Reşad'ın hadislerini sokuşturuyorsunuz. Aynı mantık. Aynısı Kur'an'ı yetersiz gören, elçiyi yanılmaz, her şeyi bilen duruma konan kafa yapısı var ya, paradigma, maalesef o yanlış paradigmadasınız. Allah hidayet nasip etsin. Teşekkür ederim. Okay. Thank you. 5 minutes starting now. İnşallah. Mehmet abi sesin açık değil. Sesini aç lütfen. Navid, I want to talk 7 minutes, please. Navid, I want to talk 7 minutes please. Okay. 7 dakika. Abi 1-2 dakika fazla istedim. Kusura bakma. Özür diliyorum senden. No problem. Sesimde ağrıtmak istemem. Estağfurullah. Ancak şunu söyleyeyim. Bu Behruz'la ilgili şeyde ben biraz tepki gösterdim. Kusura bakma saygısızlık ettiysem, ama şimdi ben Behruz'la yaşanan olayda, yani Reşad Halife öldürüldükten sonra Tanrı'nın planı gereği senin kendini yerden yere attığın videoları gördük. Türkiye'deki herkes edebin paltosundan çıkmıştır, Gogol'un paltosu deyimiyle. Biz seni tanımayan, bilmeyen insanlar değiliz. Sen bizi cehenneme attın, ıslah etsin dedin ama ben senden hala umudumu koruyorum, onu bil yani. Hepimiz seninle başladık, seninle yola başladık. Seni yanımıza çekmek istiyoruz. Yani burada seni bir yere götürmek, sana düşman olduğumuz için yokuz. Yani biz abimiz evet. olarak yanlış yaptığını düşünüyoruz. Biz de senin için dua ediyoruz. İnşallah bir yerde buluşuruz bir gün. Yoksa biz buraya umutlu geldik yani. Edip'e laf söyleyelim de bize aferin desinler demedik. O kadar küçük değiliz, merak etme. Ben etmiyorum. Şahsi olarak almıyorum. Beni başlayın. Hiçbirinize şahsi bir ben kızgınlığın falan yok. Abi, şunun için düzeltmen evet. isteyeceğim. Şimdi tabii o konuşmada Reşad Edip böyle giderse cehenneme gidebilirsin diye bir laf ediyor. Sen de o lafa kızmışsın. Onun nasıl olduğu benim umurumda değil. Ancak benim umurum, o Reşad'la seni ilgilendirir. Beni ilgilendirmez. Ama daha sonra Behruz'un sana iftira atması, senin sorgulanman, Reşad'ı sanki sen öldürtmüşsün gibi yapması, sonra Behruz'un elçilik ilan etmesi, %10 yapması falan.
O konuda ben seni haklı gören biriyim. Buradaki herkes de seni haklı görüyor. Behruz'a mı daha yakınsın, Edip'e mi daha yakınsın desen biz Edip'e daha yakınız deriz. Çünkü putlaştırmaya biz de karşıyız. Bizi Behruz'la aynı torbaya koyarak biraz ayıp ettin abi. Kusura bakma, bu konuda düzeltmeni rica ediyorum. Eyvallah. Ben öyle demiyorum. Yalnız onun başlattığı önemli bir tartışma oldu. Reşad'ın şehadetinden önce, yani öldürülmesinden, daha şehadet kelimesini doğrusu kullanmıyorum iş için. Öldürülmesinden birkaç gün önce onu başlattı. O yüzden dedim, onun başlattığı bir bölünme oldu mescitte. Daha sonra devam etti. Buyur canım. Şimdi abi ben çok hızlı gideceğim. Dediğim gibi yani burada görüneyim de konuşayım falan derdinde değilim. Hepimiz Allah'a hesap vereceğiz. Allah dışında herhangi birine kıymet veren, onun hayranı olan da Allah belasını versin. Ben hızlı bir şekilde konuşacağım abi. 1989 konferansı, 27. dakika. Reşat Arife, Soner de değindi. 4. sure 65. ayetin tamamını paylaşıyor. Asla Rabbine and olsun ki anlaşmazlıklarında senin hakemliğine başvurmadıkça ardından kalplerinde hiçbir tereddüt duymaksızın senin hükmünü kabul etmedikçe onlar imanlılar değildirler. Onlar tam bir teslimiyette teslim olmalıdırlar. Aynı konferansın ki senin düğünün de aynı zamandır. O konferansın sonunda Reşat herhalde şahidin Reşat'tı. Seni evlendirdi, onu görmemiştim. Gerçi izlemiştim de eski hatırlamıyorum. 30. dakikasında diyor ki 58. sure 22. ayeti kısmen alıntılayarak Tanrı'ya ve son güne iman eden insanları Tanrı'ya ve elçisine muhalefet edenleri dost edinirken bulamayacaksın. Hatta onlar kendilerinin ana babaları veya evlatları veya kardeşleri veya aşiretleri olsalar bile. Bunlar için o imanı onların kalplerine yazar ve onları içinde ebedi kalacakları akan nehirler olan bahçelere kabul eder. Burada kesiyor. Burada tabii sen de oradasın ve bıyıklı halin, böyle gencecik halin, böyle çok masum, çok hoş halin, onu hiç unutmam. Çok izledik çünkü sen dedik ya, biz seninle tanıdık. 58-22'de Kristin var orada, sen tabii tanıyorsun onu. Orada sen vardın, Kristin kim ben tam bilmiyorum ama Kristin'e iki soru soruyor. Bir kere 5 vakit namazı 2-4-4-3-4 rekat olarak yan yana yazdığımızda 17 rekat olarak 19'a tam bölünüyor. Ve 19'un 1286 katı 1-2-8-6'yı topladığımızda gene 17 oluyor. Ve sen bunu ilk duyduğunda biraz etkilenmiştin abi, ben bunu hatırlıyorum. Sonradan şey yaptın ama seni de etkiledi yani 19'a bölünmesi. Ve sonucun 17'nin katı olması seni de etkiledi. Sana bazı sorular soracağım ama tekrar söylüyorum. Biz aynı fikirde olmayabiliriz. Ama ben kendi doğru bildiğimi belki kabul edersin diye bir umutla geldim. Ama eğer ben yanlışsam da Tanrı düzeltsin. Seni itham ederek sormuyorum. Beni sakın yanlış anlama. Ben kendi bildiğim doğruyu sana kabul ettirmeye çalışıyorum. Bu da bir tartışmada herhalde kabul edilebilir bir şeydir. Buna herhalde karşı çıkmasın. Yani ben senin iyiliğin için konuşuyorum kendime göre. Sen de benim iyiliğim için konuş. Eyvallah. Edip abi, şimdi Kristin orada soruyor. Ben de sana aynısını soracağım. Şimdi değil ama sonradan cevap verirsen sevinirim. Onun Kristin'e sorduğu, ben de sana soracağım Edip abi. Şimdi o diyor ki Kristin'e, ben de sana soruyorum. Benim Allah'ın elçisi olduğumu kabul ediyor musun Kristin diyor. Ben de sana soruyorum. Onun Allah'ı elçisi olduğuna inanıyor musun? Cevabın evet ise abi. Tamam mı? Ondan sonra ikincisini soruyor. Diyor ki benim kıldığım gibi namaz kılıyor musun? Sen de oradaydın. Bunu sen de işittin. Diyor ki o da aynen ben de sana onu soruyorum. Sen Reşat Halife'nin anlaşma elçisinin kıldığı gibi namaz kılıyor musun dedi abi. Aynı soruyu soruyorum. Ben konuşmuyorum. Elçi konuşuyor. 1989 konferansındayız. 38. dakikada Susan Ray, senin ilk Kur'an çevirinde dil veya yorumla alakalı herhangi bir hata var mıydı diye soruyor Reşat Halife. Reşat da cevap veriyor. İlk Kur'an çevirisi yetkilendirilmiş bir çeviridir. Bu çeviri buradaki her bir kelime Tanrı'nın kelimesidir. Bunlar benim kelimelerim değil. Bu benim çevirim değil. Bu Tanrı'nın çevirisidir. 49. dakikada 49. sure 15. ayeti kısmen paylaşıyor Reşat Halife. Diyor ki müminler imanlılar Tanrı'ya ve elçisine iman edip ardından ne olursa olsun hiçbir şüphe barındırmama durumuna erişenlerdir. 50. dakikada yine Kristin'e yönelik olarak şunu diyor. Tanrı ve elçisine çok yakınlaşıp şüpheyle muhalefet edenler Tanrı'nın rahmetiyle kurtarılmadıkları sürece yargı gününde en üzgün ve pişman insanlar olacaktır. 51. dakikada
Eğer siz çok yakına gelirseniz bu çok tehlikelidir. Bu odada sadece iki uç var. Sadece iki uç. Son derece şanslılar ve en kötü olanlar, inkarcılar. Bu odada arada kalan kimse yok. Siz ya en üst noktaya gideceksiniz ya da en dibe deyip 57. sure 13 ve 14. ayetleri paylaşıyor. Tamamen ve o ayetler o gün 200'lü erkek ve kadınlar 200'lü erkek ve kadınlar iman etmiş olanlara diyecekler ki lütfen ışığının bir kısmını almamıza izin verin. Onlar arkanıza geri dönün ve ışık arayın denilecek. Aralarına iç taraftaki rahmeti dış taraftaki azaptan ayıracak kapısı olan bir bariyer yerleştirecek. Biz sizinle birlikte değil miydik diye onlara seslenecekler diye devam ediyor. Abi bak gerçekten ama gerçekten sana karşı hiçbir düşmanlığım, hiçbir kötü niyetim. Ben ateistken senin videolarını dinleyip dine dönmüş bir insanım sünnilikten çıktıktan sonra. Yani dolayısıyla benim bu yola girmemde payın var. Her ne kadar Reşat'ı daha sonra tanısam da ben sana karşı en ufak bir düşmanlık beslemiyorum. Yanlıştaysan da doğruya geçmeni isterim, benden de daha mutlu insan olmaz. Şimdi üç arkadaş Kur'an ile ilgili bir şey yaptınız. İşte Gürkan, Cumhur ve sen geçenlerde hatırlıyor musun bilmiyorum. Ben bir saydım abi bütün çevirileri koymuşsun. Bir Reşat'ınki yok. Yaşar Nuri var, Elmalı var. Bir Reşat yok abi. Ve çok ilginç bir şekilde saydım 18 tane çeviri var. Ben de yorum yaptım. Bilmiyorum okudun mu? 19. çeviri nerede? Çünkü kendisi 89 konferansında çeviri yapmaya başladığında bunu yayınlamak istememiştim. Abi please. Yavaş yavaş toparla. Tamam oldu. Bir dakika istiyorum. Elif abi müsaade et, bir dakika istiyorum. Daha fazla konuşmayacağım. Çeviri yapmaya başladığımda bunu yayınlamak istememiştim diyor 65. dakikada. Çünkü yetkilendirilmediği sürece yayınlamayacağım demiştim. Ve yetkilendirildiğine dair kesin işaretler talep ettim. İşaretler aldım ve yayınladım ve yetkilendirilmiş yazdım. İngilizce çevirim 19. çeviri diyor Reşat Halife o konuşmasında. Eğer matematiksel kodun farkındaysanız 19 sayısı ortak paydadır diyor. Daha fazla şeyler vardı. Bunları geçiyorum. Ben iki kez konuşacağımı düşünerek hazırlamıştım. Ama en son şuna geliyorum. Abi tamam eyvallah. Elçi de insandır. Hatasız olmaz. Ya ama bu kadar hatalı birini de Tanrı nasıl elçi seçti? Yani elçi diyor ki Mele-i Ala göksel tartışma yanlış. Kalü belala tövbe edenler etmeyenler yanlış. Tanrı şeytanı halife tayin etti yanlış. Namaz oruç ruhu büyütür yanlış. Hac Medine hariç doğrudur yanlış. Zekat hasatta verilir yanlış. Nereden çıkarıyorsun bunları? Yanlış. Nereden çıkarıyorsun? Yani buradan bana mı itham abi var? Sadece senle konuşmuyoruz ki senin ya şimdi bu doğru varsa değil. Sizde 3 tane doğru değil. Bunları... Bak dinle. Başkalarının ha. Reşat hakkında söylediklerini Befruz'un ve filan filanların ben size yakıştırmıyorum. Başkalarının söylediklerini Reşat bunları hepsini bir torbaya koyup bana karşı kullanan doğru değil tartışma olarak. Tamam özür dilerim eğer sen bunların hepsini ya, düşünmüyorsan ama o şu kadar şeyler yani çoğuna, ben senle ilk tanıştığımda abi bismillah bir tanıştık bir geldim Allah hidayet verdim ben Kur'an oldum ilk tartışma salat var mı yok mu millet birbirini öldürecekti abi. Evet. Yani sen bunları görmedin mi? Sen çok dobra bir adamsın ya. Sen bunları biliyorsun. Yani iki tane Kur'an Müslümanı bir araya gelince üç fikir ortaya çıkıyor ya. Şeytan vallahi illallah edecek neredeyse. Yok. Bence olay cevap verebilir miyim? Tabii abi. Olay şu. Birincisi Reşat'ın çevirisini eklemediğimizin sebebi basit. Reşat'ın çevirisi İngilizce. Oraya İngilizce koymak alabildiğine apayrı bir uzun tartışmalar getirirdi. Farklı biz bir şey. Biz Türkçe meal çevirileri bir araya şeydi. Aklımıza bile gelmedi çünkü Türkçe mealleri karşılaştırıyorduk. Ama ileride İngilizce mealler üzerine böyle bir şey yaparsak elbette onu koyarım. Zaten yapmayı düşünüyorum ben. İngilizce mealler Reşat'ın çevresinde koyacağım oraya. Yani kesinlikle. Abi son 30 saniye. He. Neden elçilik duyurusu yalnızca Tanrı yetmiyor bunun 14. dakikasında Reşat Halife şöyle diyor. Tüm bunları Tanrı söylüyor ve Tanrı anlaşma elçisinin ismini Reşat Halife olarak belirtti. Tanrı onu Kur'an'da belirtti. Eğer yalnızca Tanrı'ya tapıyorsak, Tanrı'nın söylemiş olduğu şeye iman etmek zorundayız. Dün Edip ve ben, ironik bir şekilde ben doğmadan bir yıl önce basılıp yayınlanan Kur'an indeksi üzerine konuşuyorduk. Ve onun içindeki Reşat'e kökü 19 tanedir. Ve Tanrı'ya şükrediyorum ki bunu ben keşfetmedim. Ben değil, aslında Edip onu keşfetti. İlk kişi. Sen Reşat'e kökünün 19 olduğunu keşfeden kişisin. Ve ondan sonra 72. surede 19 114 tane reşede harfi olduğu,
ilk 14 ayette 57 reşede, son 14 ayette 57 reşede olduğu ki Cin suresinin ne anlama geldiğini sen buradaki herkesten iyi bilirsin. Daha sonra yine kardeşlerimiz tarafından El Resul kelimesinin el takısıyla Resul kelimesinin Kur'an'da 19 kez geçtiği ve bu burada da aynen 114 reşede harfi olduğu bulundu. Daha neler var? Sen de çok iyi biliyorsun. Eyvallah. Ben şimdi... Reşad'ı putlaştırma derdindeyim. Ben de mantık okudum. Ben seninle okuldaşım. Eyvallah. Ankara'da aynı üniversitede ikimiz de bulunduk. Ben de itaatte bulduğum için, itaatsizliği mantıksız bulduğum için itaat ediyorum. Evet. Burada ben Allah'ın bir kulunu kalkıp putlaştıracak falan değilim. Ancak ben anlaşma elçisinin söylediği şeyleri, puzzle'ın parçalarını ele alıyorum. Senin Kur'an anlayışın bazı konularda onunla uyuşmayabilir. Benimki Eyvallah. Uyuşuyor. Eyvallah. Bütün her şeyi de sen biliyor olamazsın Edip abi. Anlatabiliyor okay. muyum? No yani problem. Biz de farklısınız. Elbette, elbette. Zaten onun için çok teşekkür ederim sağlığın için. Ben öyle bir iddiam olsaydı sizinle tartışmazdım. Her şeyi biliyorum, miritlerim olurdu falan filan değil mi? Ama öyle değil. Ben tartışıyorum. Böyle bir iddiam yok. Ben kendi adıma konuşuyorum. Sen de kendi adına konuşuyorsun. Benim herhangi bir insanlara gelin bana uyursanız cennete gidersiniz de demiyorum. Yani abi şimdi, son olarak şunu söyleyeyim. Buyur. İronik bir şey olacak. Kusura bakma ama sen ironiyi seversin. Buyur. Seni ailen kadar tanıyorum. Yani biz seni izlemekle geçti hayatımız. Eyvallah. Ya Edip abi, ya bu nasıl ironik bir şeydir ya? Elçi yaşıyorken Tanrı elçisinin arkasında herkes elçiyi dinliyor. Elçi öldükten sonra Tanrı fikir mi değiştirdi? Yani elçinin söylediklerinin hepsi çöpe mi atacağız? Devam edeyim. Ben mesela kıldığım namaz gibi kılıyor musun sorusu. Ben diyorum ya hani burada senin anladığın var, benim anladığım var. Benim anladığım Kur'an'a uygun bir anlam. Senin anladığın Kur'an'ın dışında ayrı şeyler üreten bir anlam. Benim anladığımı söyleyeyim, seni anladın diyorsun ki Reşat başka şeyler yaptı Kur'an'ın dışında şeyler. Onun için onlar gereklidir çünkü o bana işte benim gibi namaz kılıyor musun diye soru sordu. Benim anladığım çok basit. Çünkü Reşat'ın namazla ilgili yaptığı düzeltiyi biliyorum. Onun vurgusu oydu. Yoksa benim gibi namaz kılıyor musun diye elini böyle salması vardı bazen böyle. Orada hiç de sorun değildi. Yani onun namaz kılışıyla ilgili vurguladığı şey namaza Muhammed'in ismini eklediler. Namazın en önemli şeyi sadece Allah'ı zikretmektir. Yoksa burada namazı kıldığım gibi kılıyorum demek. Ya sen kardeşim zaten sünnilerin namazı gibi kılıyorsun. Onu vurgulamıyordu ki sünnilerin namazı gibi mi kılıyorsun? Ben onlar gibi kılıyorum. Niye sünnilerin kıldığı gibi namaz kılmıyorsun diye sorgulamadı. Onun eleştirisi o değildi. Onun eleştirisi siz namaza Muhammed'i ekliyorsunuz. Salavat, melavat falan şeyleri. Bu şirktir. Namaz ve akımı salate li zikri. Ayete dayanan bir şeydi. Benim anladığım o. O gün herkesin de anladığıydı. Ama zaman içerisinde bu sözden o olur mu? Namaz, Reşatların nasıl namazı kıldığı fiziksel olarak, teferruatlı olarak siz o teferruatı arıyorsunuz. Şeyle ilgili Tanrı'nın authorize ettiği çeviri. Siz de biliyorsunuz ki bu authorize çevirisi ilk çevirinin üzerinde de vardı. İkinci çevirinin, üçüncü çevirinin. Ve düzeltmeler yapıyordu. Birinci çeviri yanlışlar vardı. Düzeltme yaptı. Sonra yanlışlar vardı. Düzeltme yaptı. Hatta ben bazı tartışmalarında onu ikna ettim yanlış olduğuna. Onları düzeltti. Onun bir listesini de bir yerde yapmıştım. Bazı önemli ayetler üzerindeki şeyleri, düzeltmeleri. Bir kitabımda var. Hazır değilim. Ama gösterebilirim size. Daha önceki çevresinde başka çeviriyor. Fakat tartışma sonunda baktım makbul. Çünkü Reşat düşünen, Allah'ın kelamına uyan, gerçeği arayan bir insandı. Yanlışını görünce düzelten, mükemmel olduğunu ilan etmedi. Öğreniyordu, o da bizim gibi. Kur'an peygambere diyor ki acele etme diyor anlamak için. Biz sana şey edeceğiz. Demek ki o da anlamak için acele ediyor, yanlış yapıyor. Biz onu açıklayacak biziz. Allah açıklıyordu. Reşat'a, bize bir yolla açıklıyordu. Ve zamanla öğreniyordu. Çocuktan da öğreniyorsun. Bir herhangi bir şey incelerken, bir böceği incelerken de bazen bir ayeti öğrenebiliyorsun. Şimdi authorized çeviri, bu çevirinin diğer bütün çevirilerden bir farkı var. Nedir?
Allah'ın kelamı yeter diye inanan bir muvahhidin çevresi. Allah'ın kelamını yanlış yapabiliyor, yanlış çevirebilir insan olarak. Bak tekrar ediyorum. İnsan olarak yanlış çevirebilir, hata yapabilir farkına varmadan veyahut da bilgi eksikliği varsayımlarla. Ancak bile bile şirk koşan birisi değildi. Şirk koşmadı. Allah'ın çevirisi, Allah'ın kelamı yetmez. O halde şuralardan buralardan alayım, ekleyeyim Allah'ın kelimeler arasında hadisler, madisler, sünnetler demek. Onun için Allah'ın onayladığı bir çevre. Aynı zamanda da 19 sistemiyle desteklenmiş bir insan, elbette ben onu Allah'ın onayladığı bir çeviri olarak görüyorum. Diğer bütün çevirilerden farklı bir çeviri olarak görüyorum. Ama bu demek değildir ki orada yanlışlar yok. Tam tersine yanlışlar var. Çünkü insan ürünü, çeviri insan ürünü. Allah'ın kelamı Kur'an matematiksel kitabın merkumdur, rakamlanmış kitap. Reşat'ın çevirisi öyle değil ve hatalar görüyoruz. %100 eminim. Reşat çünkü daha önce iki kere yaptı bunu. Eğer bugün yaşasaydı çevirisinde gördüğü hataları düzeltecekti. %100 eminim çünkü ısrar etmeyecek, etmedi. Tartıştığımız vakit daha önceki iki tane düzeltme yaptı. İki tane. Ama Reşat Halife öyle demiyor abi. Diyor ki bu diyor 89'dan sonra yaptığımız son çeviri. Ben sana ses kaydını göndereceğim inşallah. Bu son çeviri diyor. Artık düzelmeyecek öyle, diyor. Çünkü yetmeyecek falan filan. Tamam ben sana ses kaydını son inşallah çeviri. Göndereceğim. Dinle, yani sen tabii son çeviri. O zamanki son çeviri. Yani öyle demiyor. Öyle demiyor. Artık bu son diyor. Bundan sonra bitti diyor. Bu son versiyon olacak diyor. Ya demek ki yani yaş çok yaşadı. Yani bir daha buna gücü yetmeyeceği tekrar gözden bir geçirmeye bakmıyor. Bir de Edip abi sen bize biraz sitem ettin. Saatle alakalı şeyde, saatle alakalı videonda bize biraz sitem ettin. Ben şimdi Ahmet Sağlam diyor ki böyle ilginç bir şekilde yani adamın arkasından Samir diyorsunuz, yüzüne söylemeye cesaretiniz yok mu? Yani gerçekten çocuk gibi böyle bizi tartışmaya çekmek istiyor. Ben buna bir açıklık getirmek istiyorum. Kendisi de buradan ya duysun. Bana ne derseniz deyin. Bak. Bir dakika. Hayır. Hiç şimdi sen bize değil. Sitem ettin. Ben sitem size ettim. Kızmam da. Çünkü bak dinle. Sizin samimi insanlar olduğunuz konusunda hüsnü niyetim var. Size bu sözleri de söylesem de gençsiniz. Sizin niyetinizi sorgulamıyorum. Siz arayış içerisinde inşallah duam odur ki aynı şekilde siz bana dua ediyorsunuz. Siz de ileride buradaki hatayı fark edebilirsiniz. Ben siz din ticareti yapmıyorsunuz. Yani özellikle bile bile şirk koşmak şeyiniz yok. Ama yaptığınız şeyin tehlikeli olduğuna inanıyorum. Geçmiş ümmetlerin yaptığı hatayı tekrarladığınıza inanıyorum. O yüzden konuşuyorum. Tamam, benim hakkımda ne söylerseniz Samiri, söyleyin ben umurumda değil. Samiri buyurun. Meselesine ben şunu söyleyeyim. Bak 20. surenin 96. ayetinde senin çevirinle Reşat Halife'nin çevirisi arasında fark var. O parantezlerle başka bir mana vermiş. Buzağının ses çıkarmasıyla alakalı. Sen şöyle bir mana vermişsin. Diyorsun ki Samiri dedi ki onların görmediğini gördüm. Elçinin öğretisinden bir kısmını alıp attım. Böyle uygun gördüm. Şimdi biz de aramızdaki kardeşler de şöyle düşünmeleri çok makuldür. Sen de elçinin öğretisin. Sesin gelmiyor Edip abi. Sen de bizim elçinin öğretisi olarak inandığımız öğretinin bir kısmını yok sayıyorsun ve bunun doğru olduğunu, uygun olduğunu söylüyorsun. Yani gel biraz da bize de insaf et, biz de biraz buradaki Samiri ayetin prototipine uyduğunu düşünelim. Ayetin numarası. Abi 20. surenin 96. ayeti. 20 Taha suresinin. Biliyorum. 96. ayeti. Şimdi burada diyor ki senin çevirini okuyorum. Bir saniye açıyorum. Aç abi. Senin çevirini okuyorum. Dedi ki onların görmediğini gördüm. Elçinin öğretisinden bir yansıtayım. Buyur yansıt abi. Reşat'ın çevirisi bizim çevirimiz burada bir saniye. Arapçasını göreyim. Kale basartu göremiyorum. Bima lem yapsuru bihi. فَقَبِضْتُ قَبْضَةً مِنْ اَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَزْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِ Reşat'ın çevirisi he said I saw what they could not see I grabbed a fistful of dust diye koymuş from the place where the messenger stood and used it to mix into the golden calf this is what my mind inspired me to do
Ya bu parantez içindekilere katılmıyorum. Okey. Meselemiz ya, o değil. Meselemiz şu. Peki onların görmediğini gördüm. Elçinin öğretisinden bir kısmını alıp attım. Böylece uygun gördüm. Aynı. Evet, biz elçinin öğretisi olarak inandığımız şeylerin bir kısmını gerçekten senin alıp attığına inanıyoruz. Ve sen bunun uygun olduğunu söylüyorsun. Dolayısıyla biz diyoruz ki buradaki Samiri prototipine uyuyorsun abi. Bak, yani o zaman şöyle bak ben ne yapıyorum? Bana diyorlar ki kıvırma falan yazmışlar da biz ya, kıvırmıyoruz yani. Bak, biz bak, burada açıkça şey söylüyoruz. Hiç kusura bakmasın. Soner bak burada ben elçinin öğretisi aslında bir parantez içinde Kur'an'da olmayan ve gerçekten yanlış anlamı bozan bir ifade ve bunun da nereden geldiğini biliyorum. Ben de Sünni iken bu anlayıştaydım. Reşat bundan hala kurtulmamıştı ama bu Allah'ın bir hikmeti olarak parantez içinde duruyor ve bunlar gerçekten doğru değil. Elçinin öğretisi ve ma'ale rasulü illel bela. Elçinin öğreticisi ancak tebliğ etmektir. Allah'ın kelimelerini kelime eklemek, çıkarmak falan da değil. Böyle olunca bu ayette gerçekten turab yok, dast yok. Zaten parantez onu gösteriyor. Siz katarsis. Ama Reşat Alep'e diyor ki benim bu parantezlerimi Tanrı onayladı diyor. Yok öyle bir iş ifadesi yok. Kesinlikle bu çeviri. Ha bak sana bir şey söyleyeyim. Diyor ki bak bir dakika. Bazı Arapça kelimelerin çevrilmediği söyleniyor, tamam mı? Reşat şunu demiyor. Ya Vizaya Edip'e söyleyeyim de şunu düzeltsinler demiyor. Ne diyor biliyor musun? Sen de oradasın ya. İnanamıyorum buna. Diyor ki bunların hepsi Tanrı'nın iradesiyle oldu. Tanrı bu şekilde yetkilendirdi diyor. Yok, ya şöyle anlamadığım bir şey var. Bak bunu bu önemli bir konu düzelteyim. Kısmen doğru. Bir bakıma bakarsan doğru ama bir bakıma bakarsan yanlış. Şöyle ki mesela bir hata yaptık. Diyelim ki Allah sayımında hata yaptık. Bu hata Allah'ın takdiri kontrolü olduğuna inanıyorum. O hata Allah 11 yıl boyunca Allah kelimesinin tekrarında hata yapmamızı etti, sağladı. Reşat da hata yaptı, ben de. Mesela aynı şekilde sat harfinin sayımında ben cezaevindeyken 152 buldum. Reşat da 152 bulmuştu. Eğer ilk başta 153 bulsaydı Reşat sıkıntı çıkacaktı. Ben bizzat biliyorum. Cezaevinde onu sayarken 3 gruba ayırdım. Her gruba 3 kez aynı harfleri saydırttım. Elif, lam, mim harfleri haricinde diğer harfleri 152. 3 grupta 152 sayısını buldu. Kesinlikle takdir-i ilahi Allah'ın kontrolü. Çünkü eğer 153 olsaydı ben mucize konusunda ikna olmayacaktım. Sorun görecektim çünkü mükemmel bir şey bekliyordum. Ben o zaman Mushaf ile Kur'an'ı ayırmıyordum. Mushaf'ta böyle bir yanlış olamaz derdim ve sıkıntılı olacaktım. Ama Allah benim mucizeyi görmem için özellikle Allah kontrol etti. O kontrolüyle, takdiriyle yanlış yapmamızı sağladı. Ama o yanlıştı. Ama o yanlışın bir hikmeti, bir anlamı vardı. Onun için Reşat'ın çevirisindeki hataların da bir anlamı var. Anlamı şu. Bir, elçi insandır, hata yapabilir. Elçiyi putlaştıranlara sürekli birer delil olarak göstermek için. Üç, Reşat etmiyor diye, hata yapmaz diyenler o yanlışların peşinde gidecektir, edecektir. Müminler ise elçiyi kabul eder, insan yönünü bilir. O hatayı da düzeltir. Onlar için bir sorun olmaz. Abi insan ama Reşat, Reşat hata yapar abi. İnsan Reşat hata yapar. Ama elçi mesajı duyurur. Sen kendin bile başlık atmışsın. İnsan Muhammed, elçi Muhammed'e itaatsizlik ediyor diye. Ya sen bunları bilen insansın. Ve ben şunu söyleyeyim. Reşat Halife öldürüldü değil mi? Öldürüldüyse bunun anlamı şudur. Mesajını tamamlamıştır. Efendim yaşasaydı şöyle yapardı, yaşasaydı böyle yapardı. Bunu diyemezsiniz. Niye mesaj biliyor musun? Mesaj Kur'an'la tamamdır. Niye? Mesaj niye? Reşat'ın hayatıyla değil. Reşat zaten sadece Kur'an mesajını vermekle Kur'an tamam. Eleysallahu bikafin abdehu. Allah kuluna yetmez mi? Ben onu diyorum. Allah kuluna yeter. Allah diyor ki, Resul ifadesini... Reşat diyor ki bana vahiy geldi. Bana bilgi geldiğinde ben de sizin gibi havalara uçuyordum diyor. Ya kusura bakma da sen 6346 Arapça ayetten sonra Allah'tan başka hiç bilgi gelmedi gibi konuşuyorsun. Ya kusura bakma ama Reşat Arif'in dedikleriyle senin dediklerin kesinlikle uyuşmuyor abi. Peki sen yani, bir şey ya sen onu dinlemedin.
Muhammed Peygamber'le Kur'an'ın bilgisini Muhammed Peygamber'le sınırlayanlar gibi konuşuyorsun. Onlar da dediler. Yani Muhammed Peygamber. Abi adam diyor ki Cebrail bana vahiy getiriyor. Benim zihnimi devralıyor diyor. Bir bilgi geldiğinde havalara uçuyorum diyor. Ya bunların sende hiçbir anlamı yok mu? Ben o adamı hayatın pahasına desteklemiş birisiyim, tamam mı? Anlamı elbette var. Var adamın ama nasıl anlamışlar? Sadece Allah'a kul olmaktı, kendisini Allah'a ortak koşturmamaktı, Kur'an'ın yanında başka bir külliyat oluşturmamaktı, tam tersi. Ama dediğim gibi oradaki bazı sözleri kullanabileceksiniz ve maalesef geçmiş ümmetlerin yaptığı gibi Kur'an artı falan filan uydurabileceksiniz. Zaten yaptınız. Bak sen Lulu Magnun hadisesini biliyor musun abi? Biliyorum. Gayet abi tanışıyordum o kadınla da. Evet. Görüştüm. 40 hadis meselesini biliyorsun değil mi? Evet. Reşat diyor ki benim adıma hadis uydurdular. Lulu Magnun hadis uyduruyor. Evet. Ve Reşat ne diyor biliyor musun? Benim görüşlerim çevirinde belgelenmişti. Pardon, senin çevirin değil, şu çeviriyi göstereyim. Benim görüşlerim çevirinde belgelenmiştir diyor. İşte biz de diyoruz ki onun görüşleri burada belgelenmiştir. Sana ve senin nezdinde ben Reşat'ın görüşünü, Reşat'a inanan herkese diyorum Reşat'ın ki Reşat'ın görüşünü izlemiyorum. Ben Allah'ın görüşünü. Biz Reşat da, biz insan Reşat'ı değil, elçi Reşat'ı izliyoruz. Öyle, o da orada insan Reşat var. Dipnotlarında bir sürü şeylerinde insan Reşat var. Hatalarda insan Reşat var. Abi. Allah'ın kelamında hata yoktur. Allah'ın kelamı rakamlanmış bir kitaptır. Şimdi mükemmeldir, bir şey korunmuştur. Neyse. Çok özür dilerim. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet canım. Teslimiyet TV'de sen bir ders yapıyorsun. 81. surede. Orada dipnotu okuyorsun. Reşat diyor ki işte Edip bunu açıklamakta biraz herhalde utanç şey yapıyor. Yani böyle çekiniyor gibi. Kendiniz izleyebilirsiniz. Hani hadis olmasın. Orada çevirinin yetkilendirilmesiyle alakalı kendin ders yapıyorsun. Reşat Halife yine ayeti şahit gösteriyor. Yani diyor ki this is authorized by possessor of throne. Yani tahtın sahibi tarafından yetkilendirilmiştir. Hatta lütfen Teslimiyet TV'de gidin kendi kulaklarınızla işitin. Biz burada hadis söyleyebiliriz, yanılabiliriz. İşitmediklerinize inanmayın. Yani Edip Yüksel doğru sözlü olabilir. Ama Edip Yüksel yanlış aktarıyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Orada diyor ki burada bulduğunuz her bir hata, her bir şey Tanrı tarafından dizayn edilmiştir ve bu çeviriyi kabul etmeyenler için bir balık yemidir diyor. Yani Reşat Halife'nin açıklamaları bu. Şimdi biz bu açıklamaları duyunca ve işitince senden farklı düşünmeye başlıyoruz. Anlatabiliyor muyum Edip abi? Hani bu noktada lütfen herkes Reşat Halife'yi araştırsın. Ya bu adam geldi Kur'an'dan sonra. Özür dilerim. Bitirebilir miyim? Özür dilerim. Buyur. Yani Kur'an'dan sonra Tanrı bir elçi göndermiş. Ya bu adamın mesajı ne? Yani bunu bence kendiniz gidin. Dokümanlarından araştırın. Kur'an'ın yanına herhangi bir şey getirmiyor. Ek bir matematiksel mucize. Appendix 1. Matematiksel mucizeyi anlatıyor. Soruyorum sana. Kur'an'ın yanında ekstra bir kaynak. Kur'an'ın yanında kaynak demek yeni yasa, yeni yasak demek. Yani Kur'an'ın yanına kaynak lafı çarpıtılıyor. Sen şimdi bir beyaz bir kağıda ben sana göstereyim abi. Şu kağıda yalnızca Kur'an'a uyun deyip yaptığın zaman bu kitabın yanında bir kaynak mıdır? Dinle. Şimdi Kur'an'ın yanında kaynak demek ekstra yasa, yasak, sistemi, kaynak demek. O zaman 19... özür dilerim. Bitirebilir miyim abi? Evet. Kur'an'ın yanında kaynak demek ekstra yasa, yasak, haram, helal içeren kaynak. Ama Reşat Halife'nin görevi yeni bilgiler getirmek. Dini arındırmak ve bütün dinleri birleştirmek. Şimdi sen dedin ki iki tane görevi var. Bak bu bir hadis. Sen şimdi dedin ki Reşat Halife bu kitabı bana hediye etti. Bak yanında gösterdin hatta imzasıyla. Bak bende de var. Ek 2'nin sonunda seni yalanlıyor. Sen diyorsun iki görevi var. Sadece Kur'an ve 19. O diyor ki başlıca 14 görevim var. Şimdi abi sana mı inanalım? Şimdi seni dinlersek senin hadisine şey yaparsak, dinlersek, sorgulamadan, araştırmadan, evet Reşat Halife'nin iki görevi varmış deriz. Ama lütfen Edip abinin yanında da Kur'an var. Bakın aynısı bende de var, 89 basımı. Reşat Halife ona hediye etmiş. Ek 2'nin sonunda ne yazdığını Edip abiye sorun. Orada 14 görevim var diyor. Şimdi biz bunu görmezden mi gelelim? İmanlıların tek sözü işitiyoruz ve itaat, biz bunu yapıyoruz yani. Sen şimdi... Abicim, canım kardeşim, zaten Kur'an'ın şeyi zaten o 14 madde Kur'an'da olan ayetlerdir.
Yani zaten bir tek şey Kur'an'ı veyahut da bir tek şey diyebilirsin. Görevi vardı. Allah'a, sadece Allah'a kul olmaya çağırdı. Efendim 14'ü, 15'ti, 14'ü, 20'de, 30'da yapabilirsin. Yani öyle 14 sayısında bir şey görmedi. Adam 14 tane aklına geldi, o anda yazdı. Ama daha fazla birçok konuda yaptığı düzeltmeler var Kur'an'a bağlı olarak. Yani onun için ben oradaki 14'ün hiçbirisine de karşı çıkmıyorum bu arada. Çünkü Kur'an'da, kanıtı Kur'an'da. Ama sen 14'ün... Karşı çıkıyorsun abi. Beşinci de, görevine karşı çıkıyorsun. De, zekatın veriliş şeklini senin, diyor ki benim görevimdir ama sen bak, senin, buna karşı çıkıyorsun. Senin anladığın şeyle benim anladığım farklı işte abi. Bütün mesele o. Sen namaz elince teferruatı, sağ sol kol, işte alt kol, kol, el, ayak falan şeylerini anlıyorsun. Ben orada namaz konusunda yaptığı düzeltini ya namazdan... ben zekatın nasıl, zekatın oranını açıklamakla görevlendirildim deyip yok, minimum yok, oranını açıklamak diyor. Değil, hayır. Oranı öyle yazıyor abi. Değil. Ya ek 2'de böyle yazıyor. Dinle, şeyle ilgili olarak. Zekatın ayetle, ayetlere referans yapıyor. Ayette diyor ki yavrum hasad diyor. Ayette yapmıyor abi. Dinle, diyor ki ben zekatın oranıyla görevlendirildim deyip ek 15 diyor. Öyle ya, bir oranı yok. Nereden? Sünnet'e göre oranı. Aynı. İbrahim'den beri yok, demiş. Ya biz zekatı tartışmıyoruz. Şunu tartışıyoruz. Reşat Halife böyle söylüyor. Sen diyorsun ki hayır öyle söylemedi. Dinle. Adamın söylediği şu. Diyor ki zekat yevme hasadi, hasat günü. Yani parayı aldığın gün bir sene geçirmeden o parayı ödemektir. Bu Kur'an'a göre düzelti yapıyor. Çünkü sünni şeyler literatürde zekat yılda bir verilir. Yaptığı düzelti bu. Diğer şeye gelince işte bu diyor uygulanan şey işte İbrahim'den gelmiş olabilirdir, odur falan diyor. Onda kanıtı da yok. Sadece onun öyle bir şey söylemiyor. Zekat hasat gününde verilmelidir. Ne zaman net gelir elde etsek %2,5'unu bir kenara ayırmalı ve verilen alıcılara %2,5 vermeliyiz. O %2,5 Reşad'ın katkısı değil. Bütün sünnilerin inancıdır zaten. Bu tamam, hani Reşad'ın dinle. Biz... Bu Reşad'ın elçilik görevi işte. %2,5 şapkasından çıkardı veyahut da vahiy aldı Cebrail'den değil. Herkes kendi zaten, diyor ben Allah tarafından bunu söylemekle görevlendirildim diyor abi. Neyse. Eyvallah. Siz Reşad'ın sözüne Allah'ın sözü gibi devam edin. Allah artı Reşad'ın sözleri. Ben hayatım boyunca Reşat'la iken de sadece Kur'an dedim. Onun elçiliğini kabul ederken sadece kullar. Eğer o Reşat Kur'an'a aykırı, gerçeğe aykırı bir laf söyleseydi de ona da itiraz ederim. Hiç şey takma. Tamam, yargı gününde inşallah bu karşılaşacağız. Öyledir, gerçek çünkü ben gerçeğe takmam. Edip tamam. Abi son bir cümleyle ben bitirmek istiyorum. Bilmiyorum sen de yoruldun tabii. Şöyle ben kusura bakma ama senin anlaşma elçisini yani 3. sure 81. ayette bahsedilen anlaşma elçisini, dini arındırma görevi verilmiş bütün peygamberlerin onayladığı anlaşma elçisini yani biraz yani nasıl diyeyim yani başta değil de şimdi biraz yani hafife aldığını düşünmeye başladım. Ya Kur'an'da bahseden anlaşma tersine, elçisinden bahsediyor. Tam tersine yani, onu dini arındırıyor bu adam. Hayır. O adam bu tür şeye zaten karşı mücadele verdi. Yani sünnilerin etkisinde kalmış böyle bir yarı cahil biri yaptın. Karşısında bu zihniyete karşı mücadele verdi. Kur'an artı işte peygamberin sözleri. Bak 19. apendikse açıkça diyor. Ben bir temenniyle bitireceğim abi. Ne zamanki derseniz Kur'an artı falanca hadislerin otantisitesi sorun değil diyor. Ama Kur'an artı hatta doğru başka bir söz de olsa eklediğiniz vakit Allah'ın sözüne insan sözünü eklemiş oluyorsunuz. O kadar basit. Ben abi bir temenniyle bitirmek istiyorum. Senin bir kardeşin olarak. Ben senin Arizona'dan, buradaki herkesten, Norşin'den Arizona'yı da okudu. Hepsini okuduk yani. Seni tanıyoruz. Düşündüğünden çok daha fazla. Senin gelişimini Nietzsche'nin deyimiyle eylemin dışındaki adam olarak da izledik. Bizi de biraz dinle. Şimdi şöyle bir şey var. Yani anlaşma elçisi gene 40 yaş ayetinden yola çıkarak 40'ından önce ölenlerin ruhlarını yine yeterince geliştirmediğini düşünerek Tanrı'nın rahmetiyle cennete gireceğini düşünüyor. Dolayısıyla anlaşma elçisinin Tanrı'dan getirdiği bu bilgiye dayalı olarak kardeşin Metin Yüksel'in de anlaşma elçisi cennete gideceğini söylüyor. Biz de buna iman ediyoruz. Biz yargı gününden sonra kardeşim Metin Yüksel ve senin gerçekten mentorun Reşat Halife ile beraber cennette olmanı
istiyor ve biz de orada eyvallah. Sizi ben müşahede etmek size istiyoruz. Size teşekkür ediyorum. Bu nedenle de abi bazı yanlışlarını varsa eğer görmeni ve bizimle birlikte olmanı istiyoruz. Bizim eyvallah. Senin yanlış düşündüğümüz şeyleri doğrulama çabamızı saygısızlık olarak ele almak. Herkesin yanlış olabilir. Sen de biraz düşün, biz de biraz düşün. Ben de aynı şekilde Allah bize yardım etsin. Size de kolay bir şey değil. Bir testin, sınavın içindeyiz. Eyvallah. Nevit, I'm so proud of you. You endured a language that you have no clue about with sometimes passionate discussions. You are a beautiful man. And hepinize de teşekkürler. Ben İnşallah son Allah bize bir zihin açıklığı verir bu konuda, bizi hidayete erdirir. Thank you very much, gentlemen. Thank you very much. Esselamu aleyküm. Thank you, Navid. Kadir, İskender, Soner, Mehmet. Eyvallah. Selam bir ve sevgiler. Edip abi bir saniye. Herkesin son sözü dinledik. Kadir kardeşim de son sözü dinleyelim. Ondan sonra gidelim inşallah. Can I just say for everyone, anyone who knows any English, you can talk with me and join on Discord on the submission server. I'd love to have conversation with any Turkish speaker who knows English. I'd love to have more conversations and discussions. Nevi, so you can come. Yeah. I give me a link to the Discord I put under in information bilgi olarak bu videonun altına koyayım. Sizin de adresiniz varsa onu da bilgi olarak son bir cümle söylemek istiyorum ben ama. Thank you very much. I can give you the link right now. Thank yeah, give me the link here. I hope bir şey söylemek istiyor da onu bir David, şey. Brother buyursun. Kadir will say something for the last. Go ahead Kadir. Go ahead. Teşekkür ederim söz hakkını verdiğiniz için. Şimdi çok fazla şey konuşuldu. Aslında çok fazla hazırlık yapılmıştı. Tam anlamıyla her şey konuşulamadı. Ama ben şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Abi bizi birçok, hani bize birçok ithamda bulundun. Bizi birçok insanla, birçok grupla bir kefenin içine koydun. Bir çuvala attın. Biz dördümüz kendi aramızda konuştuk ve dedik ki asla ithamda bulunmayacağız. Asla saygısızlık yapmayacağız. Asla barış içinde bir, çünkü böyle konuşuldu. Barış içinde bir konuşma olacak denildi. O zaman sen bunları yaptığın için ben de net bir şey söylemek istiyorum. Az önce biz kardeşiz gibi bir kelime geçti. Ben seninle kardeş değilim. Bu net. Bunu keskin çizgilerle ayıralım. Çünkü Allah'ın gönderdiği elçinin tüm mesajını bozdun. Gereken elinden gelen her şeyi yaptın. Ben seninle bu işe başlamıştım. Sonrasında elçiyi tanıdım ve sonrasında senin mesajı elinden geldiğince bozmaya çalıştığını çok net bir şekilde gördüm. Benim kardeşim değilsin, dostum değilsin. Ben sadece insan olarak birbirimize saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama asla kardeş değiliz. Çünkü imanlılar kardeştir abi. Teşekkür ediyorum. Bir cevap vereyim. Ben innemel müminune ihvetun. Müminler ancak kardeştir ifadesini, ancak müminler sadece müminler kardeştir şeklinde anlamayı yanlış buluyorum. Çünkü ayet öyle demiyor. Mantık hatası yapıyor. Abi ben onu demedim. Yanlış anladın. Edip abi yanlış anladın. Az önce benim kardeşim sana kardeşimiz kelimesini kullandı ya. Benim kardeşim olmadığını söyledim. Ayetin öyle olmadığını biliyorum. Yok. Kur'an'a göre bütün insanlar kardeştir doğrusu. Yani Adem'in çocukları olarak hepimiz kardeşiz. Kardeşlik müminlerle sınırlı değil. Anlamadın beni. Müminlerle sınırlı değil. Müminlerle sınırlı. Müminler ancak kardeş çünkü müminler kavga etmişlerdi. Müminler ancak bu demek değildir ki diğerleri kardeş değil. Kur'an bütün insanlığı kardeş olarak biliyor. Yani o açıdan senin sözün Kur'an'a uygun değil doğrusu. Ben yine sen yanlış yola da gitsen şirk de koysan bir kardeşim olarak görüyorum. Ancak dediğim gibi ben sana siz iyi niyetle şey diyorsunuz, siz din ticareti yapmıyorsunuz ama bu konuda farklı anlıyoruz. Allah inşallah yol göstersin. Nevit, finish the discussion please. Thank you very much. Thank you everyone for being civil. I put the link here. I sent it to you on WhatsApp and also in the chat here. It's discord.gg/submission, but the full link that's going to be a hyperlink, I sent that to you. If you could share that with everybody, that'd be wonderful. I really appreciate the discussion. This is a good dialogue, and we can learn a lot.
And I hope, you know, we can have more of these discussions. And I'm available. Anyone that speaks English and any of the viewers love to discuss with anybody. Tüm kardeşlere teşekkür ediyorum. Edip abi katıldığın için, bu cesareti ve feraseti senin tabirinle gösterdiğin için seni de tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. And brother Nevit, thank you for your moderating. İnşallah we will soon. Can you translate for me also this part that I said? If anybody knows English or knows someone knows English, I'm more than happy to speak with them. They can come on the Discord server. We congratulate you. Thank you very much, Nevit. You are a good moderator, and I want to say that everyone has to know Reşat Halife very much, and this is also for Edip Yüksel. He has to remember the messenger. I think. Thank you for everything. Nevit, I will translate what you said. Nevit Farzan'ın Discord grubu var. Katılmak isteyenler linki videonun altına koyacak. Katılmak isteyenler oradan katılabilir. I translated it for you, Nevit. Thank you very much. Okay, selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Görüşmek üzere.